Hocam öncelikle ben teşekkür ediyorum tekrar hem ailemiz için hem de kendi adıma bizi kırmadığınız, geldiğiniz çok teşekkür ediyorum. İyisinizdir inşallah. Anlasın, yoğun bir dönemdeyiz. Borsadaki bilançoların açıklandığı gibi bizler de vergi usul kanununa göre mali müşavirlik yapıyorum çünkü. Müşterilerimizin ikinci çeyrek bilançolarını hazırlıyoruz. Onlarla uğraşıyoruz. Biraz yoğun bir dönemdeyiz. Millet yazın tatil yaparken biz yazın maalesef sıcaklar altında bir de sıkıcı olan bilançolarla uğraşıyoruz. Onların kapamalarıyla, denkleştirmeleriyle uğraşıyoruz. Ama sevdiğimiz için keyifli geçiyor. Allah kolaylık versin hocam. Çok bugün vaktiniz yok biliyorum. Biraz zamanınızı alacağız. Hakkınızı helal edin. İstiyorsanız kısaca bir kendinizi tanıdın hocam. Arkadaşlar çoğunluk tanıyor ama biliyorsunuz genelde sohbetlerimiz çok kalabalık oluyor. Yeni gelen arkadaşlar da hem sizi tanımış olsunlar. Sonra da uygun görürseniz başlayalım inşallah. Aslında keşke ben interaktif eğitimleri daha çok seviyorum. Çünkü kendi kendime konuşmak biraz daha sıkıcı oluyor. Çünkü soru sorarak, o soruya karşılık başka bir cevap bekleyerek veya o sorunun içerisinde başka bir soruya ufuk açacak şekilde bir konuşma tarzı ve eğitim tarzını istiyorum. Bugün biraz deneyeceğiz ama yok vaktim var şu an. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz erken başlayalım istemiştim. Karşıya geçecektim ama İstanbul trafiği de malum. Problem değil o yüzden. Kendimi kısaca tanıtayım. Ben 1975 Iğdır doğumluyum. Mali müşavirlik yapıyorum Kurtköy'de. Aynı zamanda işte Özkan da şu anda yayında. Ortaklığımız var BM Kapital. İşte borsayla alakalı algoritmik trade'ler, temel analiz, teknik analiz buna benzer işlemler yapıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır da mali müşavir olarak çalışıyorum. 2 yıl Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2014-2016 döneminde. Şu an dün teslim ettiğim makaleyle beraber eğer yayınlanırsa inşallah 4 uluslararası olmak üzere toplamda 21 tane makalem oldu. Son yazmış olduğum teslim ettiğim makalede enflasyon muhasebesi üzerine. Şimdi enflasyon muhasebesinin de borsamızda işlem gören şirketlere ne tür etkisi, avantajı veya dezavantajı olacak? Bunu 2004 yılında çıkan muhasebe maliyet özür dilerim enflasyon muhasebesiyle bir kıyaslamasını yapacağız. Eğer beklediğimiz şekilde olursa borsadan ciddi anlamda temel değerler üzerinden para kazanma veya yatırım yapma imkanına sahip olabiliriz. Ciddi bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. 1-1-2023 yılının içerisinde çıkacak. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'ne üyeyim. Birkaç böyle dernekte üyeliğim var. Kısaca bunlar. Tek kötü tarafım maalesef. Ses geliyor mu? Geliyor hocam. Evet. Dediğim gibi tek kötü tarafım var. Maalesef Galatasaraylıyım. Hamdolsun hocam biz de Galatasaray'ız. Eyvallah. Allah başka dert vermesin bize. Amin hocam. Ne yapalım? Nasıl bir sırayla başlayalım işte? Arkadaş biraz bekleyelim mi Hocam yoksa? siz soru cevap istediniz. İstiyorsanız soru cevap olarak başlayalım. Yayın zaten Olur YouTube'da da şu hocam. anda. YouTube'da Tamam. da kayıt altında olduğu için geç kalanlar hocam Çok oradan da takip edebilirler. Bir problem olmaz. güzel, çok güzel. O zaman ilk soruyla başlayalım hocam. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Nakit akış tablosu neden önemli hocam? Ve nakit akış tablosuna baktığımızda bu tablo bize tam olarak neyi anlatıyor acaba? Şöyle, onu ben biraz sonra gelecektim aslında ama nakit akış tablosuna Olur. gelmeden önce bakmamız gereken konular vardır. Ben temele önem veren bir insanım. Mesela bu nakit akış tablosu ne zamandan beri uygulanmaktadır? Rasyo oranlar ne zamandan beri gördü? Hayatımıza, bilançolarımıza ne zaman girmektedir? Nakit akışı şöyle arkadaşlar önemlidir. Temel analiz eğitimlerde de öyle. Az ama çarpıcı bilgilere önem vermeye çalışıyoruz. Size ben şöyle bir soru sorayım. Nakitsiz mi kalmak istersiniz, karsız mı kalmak istersiniz? Veya bir işletme nakitsiz devam edebilir mi, karsız devam edebilir mi? Arkadaşlar, kar olmasa da olur ama nakit olmazsa olmazı. 2020 yılında başlayan pandemi sürecinde bir çalışma yapmıştık. Nakitsiz işletmelerin ayakta kalma süresi. Zannedersem serbest meslek erbapları ortalama 30-32 gün kalıyor. Emlakçılar 54 gün kalıyor. Otogalericiler 26 gün zannedersem kalabiliyor. Bir işletme kar etmeyebilir, yatırım yapıyordur. Zaten bizim temel analizcilerin de en fazla yanıldığı noktalardan birisi bu. İşletme sürekli zarar ediyor. Zarar ediyor ama net dönem karında zarar ediyor. Siz bunun nakit akış tablosuna baktınız mı? Nakit akışlardan gelen artı ve eksileri hesaplayabildiniz mi?
Ama nakiti olmazsa o işletme ayakta kalamaz. Bu sadece sizin aklınıza kalsın. Bu bile çoğu şey aslında çözebilir. Firma para kazanıyordur ama elde etmiş oldukları gelire bakın. Bilançolarda bizi bekleyen tehlikelerden, gelir gibi gözüken aslında fiktif gelir olan esas faaliyetlerden diğer gelirler adı altında. Favikü hesaplarken buna bakmıyor muyuz? Ne diyoruz? Amortismanları çık diyoruz değil mi? Neden? Gider ama nakit olarak harcama yapmadığım bir gider. Şimdi esas faaliyetlerden diğer gelirlere baktığın zaman da fiktif olan karlardan, değerleme farklarından dolayı olan karlardan dolayı senin net dönem karın artıyor. Net dönem karının artması senin FK'nı oldukça komik durumlara düşürüyor. Ama nakite baktığın zaman finansman giderlerinden başını kaldıramıyorsun. Nakit tahsilatın yok. O yüzden biz rasyo oranlarda alacak devir hızına, alacak devir günlerine, borç çevirme günlerine bakıyoruz ya. 80 günde, 90 günde bir şirket vardı. Tam ismi hatırlayamıyorum ama ilk çeyrek bilanço olana bakmıştım. 119 günde tahsilat yapıyor. Böyle enflasyonist bir ortamda, maliyetlerin sürekli arttığı bir dönemde siz nakit akış tablonuzda eksi veriyorken, 119 günde tahsilatlarınızı yapıyorken sürdürülebilir bir ayakta kalma durumunuz olabilir mi? Bilanço mutlaka kâr gelecektir. Enflasyonun olduğu yerde yılbaşına gelen stokların değerleme farkından dolayı %80, %100, %120 olan enflasyon olduğu dönemde kusura bakmayın ama bu dönemde bilançosunu artıya geçiremeyen işletmenin yöneticilerini işten kovarlar. Bu kar anlamında. Ama kara baktığımız zaman da fiktiften olmayan brüt satış karını artırabildin mi? Tahsilatlarını, rasyo oranlarını, etkinlik sürelerini azaltabildin mi? Devir hızlarını çoğaltabildin mi? Buna bakmak gerekiyor. Şimdi bu basit bir örnekti. Yani kar mı önemlidir, nakit mi önemlidir derken. Bir de bunun temeline bakmamız gerekiyor. Mesela ben arkadaşlara sorayım veya Turgut'cum sana da sorayım. Rasyo oranlar ilk defa ne zaman çıkmıştır? Niçin çıkmıştır? Hangi sektörden dolayı çıkmıştır? Hiç bunları biliyor muyuz? Genelde bilmiyoruz değil mi? Basitçe yani bu doğru, veri terminallerinde... Doğru yani bilmiyorum. Şöyle bir taradım hocam kafamdan yok. Yok değil mi? Şöyle çünkü yanlış bildiğimiz o kadar çok bilgi kirliliği var ki. Veri terminallerine bakıyorsunuz. Bugün mesela bizim Volkan'la şeye baktık. Biz artık kendi sistemimizi kuracağız. Ne derler ona? Sektörle alakalı. Mesela Türk Hava Yolları'nın olduğu sektöre bakıyorum. Turex ile Türk Hava Yolları'nı aynı sektöre alıyorlar. Ya ikisi birbirinden çok farklı. Ben birindeki cari orana baktığım zaman diğerini hesaplayamam. Veya cari oran bana ne diyor? Mesela veri terminallerine bakın. Sektör kartlarına baktığınız zaman, şirket kartına baktığınız zaman sadece basit olarak bir demiş ki orada cari oranı şudur, likite oranı budur. Birin altında. Aa, kitaptaki bilgiler bize diyor ki arkadaş birin altındaysa dikkat et, uzak dur. Bu adamın iflas riski var. Bu dilimi de bir türlü kıramadım. Ben hala şirketlere adam diyorum. Ya bu şirketin borcunu ödeme noktasında biraz sıkıntı yaşıyor diye söylüyoruz ama bakmamız gereken değil. Şimdi arkadaşlar aklınıza kalsın. Firma performansını ölçüyor rasyo oranlar. Özellikle oran analizi. Ben çok önem veriyorum oran analizine. İşletmelerin hedeflerini gerçekleştirebilmelerini, stratejilerini uygulayabilmelerini ve yöneticilerin performanslarını ölçmeye yarıyor. İlk olarak bu oran analizi arkadaşlar 1908 yılında çıktı bir makalede. Güzel bir makale arşivim vardır benim aslında. 1908 yılında çıktı. Kredi Departmanı Metotları isminde bir makale ile bu ortaya çıktı. O zamanlar bakın 1908 yılı. O zamanlar bu oranı mesela cari oran için en önemli oranlardan birisidir. Bize diyorlar ki 2,5 olması yeterlidir. Ve bu 1919 yılına kadar hayatta kalıyor. İngiltere'de zannedersem bu başladı. 1919 yılına kadar ayakta kaldı. Daha sonra 1919 yılında bunu bankacılık sektöründe uyguladılar. Zannedersem Alexander isminde bir iktisatçıydı. Bakıyorlar bankacılık sektöründe evet 2,5 çok önemli. Yani borcunun 2,5 katı kadar likit varlıklarının olması gerekiyor diye. Bunu tavsiye ediyorlar, kullanıyorlar. Çok da başarılı oluyor. Daha sonra bu orana bakıyorlar diyor ki yani gün gelişiyor, sektörler gelişiyor. Yani bankacılık sektörü ile sanayi sektörü arasında fark var. Birisi likit kaynakların çok yoğun olduğu bir dönem, bir sektör. Diğeri de emek yoğunluğun belki çok fazla olduğu bir sektör. Diyorlar ki bunu sadece cari oranla ölçmememiz gerekiyor. Neyle ölçeceğiz? Bunun yanına başka analizleri de katalım ve bunlarla alakalı da bir değerlendirme yapalım diyorlar. Derken tabi bu
1937 yılına kadar devam ediyor derken vergi sisteminden, vergi dairelerinden bütün mükelleflerin, müşterilerin bilançolarını, gelir tablolarını alıyorlar ve her biri arasında bir performansa bakıyorlar. İşte o zamanlarda net duran varlık diye hatırlıyorum. Net duran varlıklarda brüte bakıyorlar, brüt satış hacmine. Bakın o zamandan beri satış hacmi üzerinden işlem yapılıyor. Yani satış bu rasyo oranlarda olmazsa olmaz kriterlerden birisidir. O yüzden biz temel analiz yaparken mesela satışın olmadığı sektörlerde nedir? İşte gayrimenkul değerleme firmaları vardır veya sermaye girişim firmaları vardır. Oralarda çok zorlanırız ve bunları almayız. Birkaç kalemi alıyorlar. Brüt, bir ülke brüt satışa hasılatına bakıyor. Bir taraf netlere bakıyor. Net satış, net duran varlıkların satış hacimlerine bakıyor. Derken böyle bir takım oranları kendi arası, bir takım rakamları kendi aralarında analiz ediyorlar. Bizim bugünkü bildiğimiz anlamda ise bakın 1918'den bahsettik, 37'den bahsettik. Almanya ve Fransa'da zannedersem 1950'li yıllarda muhasebe sistemi devreye giriyor. Ve muhasebe sistemi devreye girer girmez hemen oranlama, bir standartlaştırma getiriyorlar. Yani bir sektöre baktıkları zaman bir şirket neden cirosunun %1'ini vergi ödüyor da, vergi olarak ödüyor da diğeri binde birini ödüyor. Bakın bunlar da şu anda bizim vergi usul kanununa göre vergi müfettişliği arkadaşlarımız da bir sistemleri var. Bu oran yöntemiyle vergi incelemesine tabi olacak şirketleri tespit edebiliyorlar. Ben diyelim ki mali müşavirlik sektöründeyim. Mali müşavirlere bakıyorsunuz ortalama %30 net dönem karıyla çalışırken bir kısmı da %5 ile çalışıyor. Direkt inceleme söz konusu olabiliyor. Yani siz sondajlama yöntemiyle değil de direkt adrese teslim oranlar üzerinden istediğiniz sektördeki istediğiniz firmaları çok rahatlıkla incelemeye tutabiliyorsunuz. Yani bu 1930'lu 40'lı yıllarda hayata geçen sistem bizde zannedersem 1994 yılında geçti. Oran analizlerinin önemi ise zannedersem bir en fazla 10-15 yıldır. Üzüldüğüm noktalardan birisi de birazdan geleceğiz oraya. EBITDA noktasında. EBITDA son 5-6 yıldır belki hayatımıza girdi. Onun dışında pek bunlara bakmıyorduk. Hala da piyasada çoğu insan bakmıyor. Bilançolar açıklanıyor. Sadece net dönem karına odaklanıyoruz. Bunlar bana biraz da yanlış geliyor. Eksik gelen bilgilerden birisi. Açıklansa bile bunların da aslında aracı kurumların da bu konular üzerine mutlaka ciddi anlamda eğitim yapması gerekiyor. Hangi oran ne anlama geliyor? Oranla mı yürüyor? Bu da bizim dezavantajlarımızdan birisi. Şimdi Türk Hava Yolları'nın oranlarına baktığımız zaman şimdi bilanço bugün geldi. Bundan sonraki bilanço ne zaman gelecek? Değil mi? Kasım'ın ortaları gibi gelecek. Peki Kasım ayına kadar bu mali rasyolar değişecek mi? Değişmeyecek. Bugün için bizim çok iyi, tahsilatlarını çok iyi yapıyor, demelerini çok kısa süre içerisinde yapıyor. Ciddi anlamda işte faaliyet oranları çok iyi, büyüme ve sermaye piyasa performans oranları çok iyi dediğimiz sektör düşebilir. Çünkü bir sonraki bilançoya kadar hiçbir rakam değişmiyor. Hepsi aynı. Karlılık oranlarına bakıyorsunuz. Şimdi biz 7. ayın, 8. ayın, 9. ayın aylık bilançolarını aldığımızdan dolayı veya bize sunulmadığından dolayı bunlarla alakalı değerlendirmeyi ancak bir sonraki çeyrekte. O yüzden geçmiş verilerle alakalı iyi bir analiz yapmamız gerekiyor ama her geçmiş veri gelecekte de aynı şekilde üst üste koyup performansı artıracak anlamına gelmiyor. Peki siz bana soracaksınız, ben de size sorayım. Kaç kategorimiz vardır bizim oranlarda, mali oranlarda? Kaça ayırabiliriz? Ve niçin ayırırız? Yani Turgut'un yapmış olduğu analiz ile Mete'nin yaptığı analiz farklı olabilir mi? Mutlak surette farklı olacaktır hocam. Değil mi? Farklı. Tabii tabii. Şimdi biz 5'e ayırıyoruz arkadaşlar. Yani ana başlıklar halinde. Konuşmanın başında belki söylemiştim ama yüzlerce, binlerce belki oran vardır. Önemli olan bir anlam ifade edebilmesi bunların. Yani şimdi siz BİM'deki metrekare hesabının anlamını Petkim'de yapamazsınız. Migros'ta yapabilirsiniz ama. O yüzden sektör çok önemlidir. Analizi yapan çok önemlidir. Biz 5 ana başlığa ayırıyoruz. Diyoruz ki likit oranları vardır bir bilançoda. Karlılık oranları vardır. Finansmanın yapısıyla alakalı oranlar vardır. Artı işletmenin faaliyetiyle alakalı oranlar vardır. Bir de borsayla alakalı büyüme ve sermaye piyasası performans oranları var, değil mi? Mesela ben büyüme oranlarını çok paylaşırım.
severim de onları. Ya bir önceki çeyrek bir öncekinden ne kadar büyümüş? Şu kar rakamları, bakın karlılık oranlarını ölçüyoruz. Karlılık oranlarını da kendi arasında büyüme oranlarına adapte edip analiz yapıyoruz. Bunları yaparken işte amacına göre mali analiz yapıyoruz. Yapanın kimliğine göre, bir de kapsamına göre. Şimdi Ahmet'in yapmış olduğu analiz ile belki o krediyle alakalı bir analiz yapıyordur. Diğeri de büyümeyle alakalı, yatırımla alakalı bir analiz yapıyordur. Kimliğine göre, şimdi birisi iç analiz yapar, birisi dış analiz yapar. Bakın mesela Türkiye'nin çok büyük sanayi firmalarından birisi, mümkün mertebe isim vermemeye çalışacağım ki yanlış anlaşılmaları da çünkü sebebiyet verebilir. Bir holding gibi firması. Dış analizde hiçbir sorun yoktu, bağımsız denetim raporları verildi. Ama iç analiz ile çok büyük bir yolsuzluk tespit edildi. Ve bununla alakalı kapalı haber bildirdiler. Zannedersem ilk çeyrek bilançolarında mıydı tam hatırlamıyorum. 7-8 ay geçti diye hatırlıyorum. İç analizle bunu tespit edebildiler. Yani yapana göre de değişebiliyor bunlar. Bir de tabii kapsamına göre de analizler vardır. Değil mi? Yani nedir? İşte mali tabloların analizini yapıyorlar. Yüzde yöntemiyle, trend yöntemiyle analizle yapabiliyorlar. Bizim için evet bu oran analizlerinde hesap grupları arasında bir matematiksel ilişki kurmaya çalışıyoruz. Bu arada Turkuç'un biraz hızlı gidiyor muyum bilemiyorum ama hocam sıkıntı yok. YouTube'da kayıtlı olduğu için tekrar tekrar izleyebilirler. O yüzden rahat olabilirsiniz. Tamam. Soru varsa da ben alabilirim sizden de. Tekrar devam ediyoruz. Zaten problem değil. Dediğim gibi 5'e ayırıyoruz biz oranları. Önemli olan şudur. Bir işletmenin bir analizini yaptığınız zaman oranlarını tespit ettikten sonra bunu en yakın sektöründeki en yakın şirketle sizin analiz etmeniz gerekiyor. Yani havacılık ve ulaştırma sektörüne bugün bakmıştık. Şimdi orada Pegasus var, Türk Hava Yolları var, Turex var, Ulaş var. Şimdi burada çıkan sonuçları sizin Turex'le kıyaslamamanız gerekiyor. Az önce dedim ki şirket isimleri vermeyeceğim dedim. Ama şimdi direkt 4 tane şirketin ismini verdim. En azından bunlar içsel bilgi değil diye söyleyelim. Evet, şimdi siz Turex'in cari oranlarını veya performans oranlarını Türk Hava Yolları'yla kıyaslamamanız gerekiyor. Veya maliyet oranlarını kıyaslamamanız gerekiyor, değil mi? İşte akaryakıt fiyatları bir uçak havacılıkla alakalı işletmelerini zannedersem maliyetlerin %80'i karşılıyor. Şimdi siz bu %80'i kalkıp da Ulaş gibi, Turex gibi veya buna benzer Gürsel Turizm gibi firmalarla kıyaslarsanız ciddi anlamda yanılgıya düşersiniz. O yüzden bu yapılan analizleri de benim size tavsiyem sektör analizi yapacağınız zaman sektörü mutlaka en yakın rakibine göre kurun. Yani siz Arçelik'in analizini yapacaksanız Arçelik'i kalkıp da bir Arzum'la yapmamanız lazım. Vestel yapmanız lazım. İkisi arasında ciddi farklar vardır. Şimdi likidite oranlarına ben başlayalım istiyorum. Likidite oranları nedir? Yani bunu çok duyuyoruz. Birinci kalemdir hatta likidite oranları. Likidite varlığı bilançodaki biz 5'e ayırıyoruz bir bilanço, şirketin bilançosunu. İşte dönem varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar gibi. Likidite oranları bu dönem varlıkların içerisinde yer alan oranlardandır. Nakit, likit oradan geliyor zaten. Bir varlığı paraya çevirmekte ne kadar çabukluk gösteriyorsunuz veya ne kadar kolay çeviriyorsunuz? Kısa süreli borçlarınızı ne kadar sürede ödeyebiliyorsunuz veya ödeme gücünüz var mı? Ondan sonra sizin işletme sermayenizin, bakın net işletme sermayesi şimdi karşımıza çıkıyor. İşletme sermayenizin yeterli olup olmadığını tespit etmek için bunu kullanabiliyoruz. Bu likide varlıklarına baktığımız zaman likide oranları 3 ayrılıyor. İşte cari oran, asit test oranı, likide oranı, buna da asit test oranı deniyor. Bir de nakit oran, piyasada bir de, bakın 3'e böldük bunu ama piyasada bir de 4. bir kalem vardır. Karşılama oranı denir. Yani ticari borçların ticari alacaklara olan hesabıdır. Yani borcumu alacağımı ödeyebiliyor muyum diye. Bu pek kullanılan bir yöntem değildir. Çünkü hiçbir işletme sadece borçlu alacak ödemez. O yüzden biz 3 ana başlıkta gidelim. Bunlardan birincisi arkadaşlar cari oran. Cari oranı ezbere bilmeniz lazım. Şunu ezbere bilmeniz lazım. Şimdi dünya çapında genel kabul görmüş oranımız bizim 2'dir arkadaşlar. Fakat gelişmekte olan ülkelerde 1,5 olması yeterlidir deniyor. Hatta bazen 1 deniyor. Yani 1'in altı sıkıntı. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Eğitimlerde biz bunu çok sorarız. Birkaç firmadan örnek veririz. Mesela bir firmanın, bayıldığım bir firmadır.
Dakiti çok yüksek olan, likit farkları çok yüksek olan firmalara bakıyorum. Birinde cari oran diyelim ki 1, birinde 20. Şimdi 1 olması ne demektir? 1'e 1 ben borcumu ödeyebiliyorum. 2 olması ne demektir? Benim 1 liralık borcuma karşılık. Ama borç dediğimiz kısa vadeli yabancı kaynaklar. Yani ödeme süresi 1 yıl ve altında olan borçları ödeme süremdir. Ben bunu 2 olması 1 liralık borcuma karşılık 2 liralık benim likit varlığım var demektir. Borcumu öderim. Peki 10 olması ne demektir? O yani 1 liralık borcuma karşılık benim 10 liralık likit varlığım var demektir. Yani sülalem rahat pozisyonda istediğim gibi öderim. Top atılsa bana bir şey olmaz. Ama şu anda o zaman da şu sorun var. Atıl kapasite var. Şimdi dedi ki kişiden kişiye göre analizler değişiyor. Yapım aşamasına, yapım şartlarına göre değişiyor. Şimdi ben eğer yatırım yapacaksam atıl kapasiteli bir firmayı istemiyorum. Onu da geçtim. Kısa vadeli işte dönem varlıkları, kısa vadeli yabancı kaynakları bölünme sonucunda birin altında olması diyelim ki 0,60. Parsana bakın yıllardan beri 0,60. Ne demektir bu? 1 liralık borcuma karşılık 60 kuruş dönen varlığım var demektir. Yazıyorum şimdi. Dönem varlıkların içerisinde ne var? Kasa, banka, menkul kıymetler, stoklar ve ne kaldı? Alacaklar kaldı, değil mi? Bakın bu 5 tane kalemin toplamı dönem varlıklar. Bunların hepsini topluyorsun. Senin borcunun %60'ı yapıyor. Yani borcunu karşılayamıyor. Buna baktığımız zaman hemen maalesef mali müşavir arkadaşlarımızın da veya temel analizin ucundan ilgilenen arkadaşların da yanılgıya düştüğü noktalardan birisi, arkadaş bu firmada bir likitasyon sorunu var. Borçlarını ödeyemez. Banka borçları geri çekerse ciddi anlamda sıkıntı yaşar. Mesela bu Afyon Çimento için bunu söyleyeyim. Ya doğrudur, borçları var bankalar ama borç grup firmasına var. Akbank'a olan borçlar var. Bu bir geri çağıracak. Veya Parsan'a bakıyoruz. Az önce dedim ya, bakın 6 yıl geçti. 6 yıldır bu şirketin cari oranı birin hep altında. Bize sistem, kitabi bilgiler diyor ki birin altındaysa bu firma borç ödeyemez. Sıkıntı yaşıyor. Arkadaş, devir hızlarına baktınız mı peki? Asit oranına baktınız mı? Alacak devir hızına baktınız mı? Satılan malların maliyetinin dönüşüm hızlarına baktınız mı? Baktığınız zaman bu şirket piyasada alacak bırakmıyor ve stok bulundurma maliyeti yok gibi. Nereye koyacaksınız? 2 lira 10 kuruş olan şirket şu anda 40 lira. Ve geleceği çok da parlak olan şirketlerden birisi. Cari var, cari oranın içerisinde ne dedik? Dönem varlıklar bölü kısa vadeli yabancı kaynaklar. Yani borcu 1 yıl ve altında olan borçlar, değil mi? Olası bir banka yapılandırılmasına gittiği zaman kısa vadeli borçları uzun vadeli borçlarla bir çevirdiği zaman biraz faiz yüküne katlanabilir ama vadeyi uzattığı zaman al sana 0,60 olan cari oran bir anda 3'e 4'e çıkacak. Ne oldu? Dün borca batık dediğimiz, borçlarını ödeyemez dediğimiz firma bir müthiş bir mali durumu vardır mı diyeceğiz? Maalesef öyle oluyor. Bakın burada bile kitabi bilgiler aslında bizi yanıltıyor. Demek ki salt bir rakama odaklanmamız gerekiyor. Bu rakam bana neyi söylüyor? Çünkü bu rakamlarla ben işleticilerin performanslarını ölçüyorum. Cari oran anlaşıldı mı? Asit teste geçeyim istiyorum. Geçelim hocam. Okey. İkinci oranımız da bizim arkadaşlar asit test oranı. Buna da likidite oranı deniyor. Asit teste de şunu yapıyoruz. Bakın bu da bizim aslında eksik bildiğimiz veya bilgilerimizi güncelleştirmemiz gereken noktalardan birisi. Asit test asitten kalsın aklınızda. Bunu biz muhasebe bölümündeki arkadaşlara veya ticaret stajyerlerine ilk derslerde anlattığımız konulardan birisi. Biraz o yüzden süt içen çocuğa et vermemek gibi temelden gitmeye çalışıyoruz. Asitten aklınıza kalsın. Diyor ki hele şu stoklarını bir çıkar bakayım diyor. Yani cari oranı biraz daha da anlamlandırıyor aslında bu. Tamamlıyordu onu. Diyor ki sen şu şeyi bir çıkar. Stoklarını bir çıkar. Neden? Oldu ki olası bir satışların durması durumunda. Kısa vadeli borçları nasıl ödeyebilirsin? Yani dönem varlıklardan şu stokları bir çık. Yabancılar buna çok önem verir. Dönem varlıklardan stoklarını çıkıyorsun. Çıkan rakamı da kısa vadeli. Yani borç 1 yıl ve altında olan borçlara bölüyorsun.
Bunda da bizim kabul ettiğimiz veya beklediğimiz değer 1. 1'in altı biraz yine kitabi olarak sıkıntı. 1'in üzeri biraz daha rahat diyor. Yani borcumu daha rahat ödüyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var bizim karşımızda. Stokları niçin çıkartıyoruz? Olası bir krizde, sıkıntıda stoklarını satamıyorsun. Ya arkadaşlar şu anda stoklar tarihinde olmadığı kadar kıymetli. Stoğun satılamaması gibi şey var mıdır? İkinci çeyrek bilançolar açıklanıyor. Tarih boyunca bugüne kadar şirketler elde etmediği kadar brüt satış karı elde etti. Buna bağlı olarak da net dönem karı elde etti. Brüt satış karı genelde nereden geliyor? Stokların değerlemesinden geliyor. Sizin bir sene önce stoklarınızı almış olduğunuz veya en kötü ihtimal 31-12-2021 itibariyle stoklarınıza kalan ürünlerin neredeyse 1'e 7, 1'e 8 de satıldığı bir döneme geldik. Karları inanılmaz derecede yükseltti. Yükseltti ama şimdi bu stoklar da şu anda satıldı. Ocak ayında alınan stok ile, ürün ile, satılan ürün ile Haziran ayında veya Temmuz ayında, Ağustos'ta alınacak olan, alınmış olan bir ürünün maliyet bedeli 1 mi? Satış birbirine yakın bir rakamdır. Belki geriye de gelecektir ama maliyet satış, maliyet girdileri 1 olmayacaktır. Dolayısıyla bu karlar bundan sonra sektör bazında incelenmesi gerekiyor. Ve bu kadar da olacağına, işte bu yayında da kalsın bu, delil olur en azından. Bundan sonra bu kadar karların sektör bazında olacağı anlamına gelmiyor ki ben de beklemiyorum. Hangi sektörde olabilir? Özellikle bakın, biz gıda sektörüyle alakalı, ilaç sektörüyle alakalı ciddi anlamda bir performans bekliyoruz. Özellikle 2023 yılıyla alakalı. Gıdada da şu vardır, dondurulmuş gıdalarla alakalı. Raf ömrü uzun oluyor. Yani şimdi siz domates, yaş sebze, meyveyle alakalı stoklarınızı uzun vadede tutamayabilirsiniz. File oranı çok yüksektir, oldukça yüksektir. Ama dondurulmuş gıda, raf ömrü uzun olan gıdalarla alakalı stoklarını artıran firmaların potansiyel satış hasılatları da yüksek olacaktır. Karları da yüksek olacaktır. Öz kaynakları da yüksek olacaktır. Bu aynı zamanda bize neyi gösterecektir? Bir sene sonra, iki sene sonra şirketin etmesi gereken potansiyel piyasa değerinin yüksek olacağını gösterecektir. Potansiyel piyasa değerinin yüksek olması ne demektir? Böl sermayeyi eşittir sana borsadaki cari fiyat. En az 1'e 3 belki performans sergileyecek olan işletmelerin hedef fiyatlarını gösterecek olan yöntemlerden birisi de bu dondurulmuş gıda, daha doğrusu raf ömrü uzun olan gıdalarla alakalı bir durum. Dolayısıyla stokları eskiden çıkartıyorduk. Oldu ki satamadık veya stok değerlerin düştü. Şu an stoklarda böyle bir durum da yok. Mesela biz tasfiye ile alakalı işlemler geldiği zaman şirketlerin tasfiye sonucu bilançoları oluşturma ile alakalı stoklara çıkacağımız zaman diyoruz ki, yani stoklara satacağımız zaman maliyet bedeli üzerinden biz genelde bunları aktif değerlerde %75 ile değerliyorduk. Yani 100 bin liralık bir stok varsa biz bunu hemen elden çıkarmak istediğimiz zaman 75 bin liralık bir tasfiye bilançosuna koyuyorduk. Şu anda belki 125 bin, 130 bin lira oldu onlar. Yükseliyor. Dolayısıyla yeni ekonomik modelde ve hesaplama yöntemlerinde ben asit test oranından stokları çıksam bile formül olarak böyledir. Aslında değerleme yaparken bunu çıkmıyorum. Bilakis bir tarama yapalım bununla alakalı. Özellikle raf fiyatına sürekli zam gelen ama firmanın da işletmenin de stoklarında satışa hazır veya mamül, yarı mamül olarak duran, ham madde olarak duran stoğu yüksek olan firmalara odaklanmak bizim için biraz daha cazip olacaktır. Bir üçüncü oranımız da arkadaşlar, dedik şimdi cari orana baktık, likidite asitesi orana baktık. Bir de nakit oran var. Şimdi nakit oran da diyor ki, ya stoklarını falan boş ver de arkadaş bana şu hazır değerlerini ver diyor. Yani hazır değerlerden bizim kastımız neydi? Az önce ne saydım dönem varlıkların içerisinde? Kasayı saydım değil mi? Bankaları saydım. Yazımı da okuyamıyorum şu anda, ne yazdım buraya? Menkul kıymetleri yazdım, stokları yazdım ve alacakları yazdım. Sen buradan şu borçlarını, alacaklarını, stoklarını bir çık. Sadece kasanda, bankanda, bir de menkul kıymetlerde. Çoğu kitapta şeydir, menkul kıymetleri yazmaz genelde ama menkul kıymet de vardır. İşletmelerde bu tür menkul kıymetleri tutarlar. Yani kasan, bankan ve menkul kıymetleri bir topla. Bunu da kısa vadeli, yani borç süresi bir yıl içerisinde olan
borçlarına bir böl bakalım. Burada da biz 0.20 oranı istiyoruz. Standart bir oranımız var. 0.20. Eğer 0.20'nin altındaysa genelde müflis dediğimiz iflas riskiyle karşı karşıya kalan işletmelerde karşılaşıyoruz. Yani hazır değerlere bakıyoruz. Yani elinde hazır olan değerler. Bunun yüksek olmasını isteriz. Bir ara bir tarama yapmıştık. Eğitimlerde de bunu anlatıyoruz. Hatta seminerde de sunduk. Arkadaş, mesela ben çok üzüldüm buna. Nakit oran üzerinden bir tarama yaptığımız zaman zannedersem 31.12.2021 bilançoları itibariyle bizim devasa gibi gördüğümüz firmaların birçoğunun nakit fakiri olduğu, hazır değer fakiri olduğunu gördük. Çok fazla alacak var. Satışlarını artırmışlar. Bakın, aslında bu neyi gösteriyor? Nakit akış tablosunun önemini gösteriyor, değil mi? Nakit akış tablosu eksi olan firmaların nakit oranları da maalesef düşük çıkıyor. Evet. Bunu geçtikten sonra işte bu mali oranlara bakalım. Finansal yapı oranlarına bakalım. Burada anlaşılmayan bir şey var mıdır hocam? Yok hocam, bence harika gidiyoruz. Öyle mi? Peki. Şimdi mali oranlara bakalım. Burada amaç işletmenin maliden aklımızda kalsın. İşletmenin öz kaynaklarının yeterli bol olmadığını, yani yeterli mi değil mi? Bu kaynak yapısı içerisinde borç ve öz kaynağın dengesi nasıl oluşturulmuş? Dönem veya duran varlıklar, burası mesela önemli. Dönem ve duran varlıklar için nasıl kullanıldığını gösteriliyor. Neden dönem ve duran varlıklar diyorum? Bu bize neyi hatırlatsın mali yapıda? Dönem ve duran varlıklar neyin içerisindedir? İşletmenin aktifleri içerisindedir, değil mi? Aktifler veya diğer kaynaklara baktığımız zaman pasiflerin içerisindedir. Ha, demek ki bizim aktif ve pasiflerimizi öz kaynaklarla, yani mali yapı oranları ile bir ölçümüz söz konusu. Burada biz neyi amaçlıyoruz? Şimdi işletme normal bir faaliyet sonucunda zarar ettin mi? Veya gelecek yıllar için kar ettiysen buradan gelecek olan nakit akımını diyelim ki gerçekleştiremedin. Sen gerçekleştiremezsen eğer yükümlülüğünü yerine getirip getiremiyor musun? Yöneticilerin performansı sağlam mı, iyi mi, değil mi? Onlarla alakalı bize bir ipucu veriyor. Burada da ortama 5 tane oranımız vardır. Birincisi kaldıraç oranı. Bakın, kaldıraç oranı maalesef yanlış bilinen oranlardan birisi. Toplam borcu toplam pasife bölüyoruz. Zaten aktif de pasif birbirine eşittir. 0.50 olmasını istiyoruz. Yani diyor ki 0.50 ne demektir? İşletme varlıkları içinde toplam yabancı kaynağı. Yabancı kaynaktan kastımız banka borçlarıdır, değil mi? Dünyada kabul edilebilir borçlanma oranı genelde %50'dir ama bizde %60. Yani siz toplam pasifinizin %60'ı kadar kredi içerisinde olabilirsiniz. Borç içerisinde olabilirsiniz. Bazen deniyor ya, mesela ben şey çok ayar oluyorum bu 2 dakikada analiz yapanlara. Bilanço açıklanıyor, işte veri terminalini alan bilançolar. Orada 4-5 tane kalem var. O borcu artmış. Borcu artmışsa orada Allah aşkına bir bak bakayım. Aktif toplam var mı orada? Pasif toplam var mı? Neye göre artmış? Borç %100 artmış. Bunun pasifi belki %200 artmış. Neye göre artmış diyorsunuz ya? Yanıltıcı bilgiden dolayı birisi bir şey yazsa ve birileri zarar etse buna bir ceza veriliyor mu? Neden bu şekilde açıklama yapanlara, yorum yapanlara ceza verilmiyor? Borç artmış. Ya artmış da niye göre artmış? Sen hiç pasifine bakıyor musun? Pasif açıklanmamış ki orada. Veya şirketin aktifi açıklanmamış. Aslında bizim de biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu birkaç veri terminali isimlerini de vermeyeyim onların. Kendilerini bilirler diyelim. Onlar bunları açıkladığı zaman bu oranları da aslında onlara sormamız lazım. Sen burada kırmızıyla gösteriyorsun. Borcu artmış. Peki neden pasifini göstermiyorsun? Kaldıraç oranını oradan bana kötü olarak anlatıyorsun ama baktığım zaman belki oradaki %100'lük bir borcun artması benim işletmemin rasyolarını pozitif anlama getiriyor, olumlu anlama getiriyor. Ben şimdi oradaki borcu görüp de satışa geçersem veya elim almaktan imtina ederse bir sonraki, bakın aradan 3 ay geçecek, bir sonraki bilançoyu bekleyip dersem ne olacak? Kaçan fırsat maliyeti ne olacak? Veya bunun bir yaptırımı olacak mı? Aslında bu tür şeylerde bakın hepimiz gelin bu açıklamaları yapan bu grafikler hazırlanan arkadaşlara bunları soralım. Onlar da bir düzelsinler kendilerine. Evet, birinci oranımız bu bizim. Kaldıraç oranı. Önemlidir. Dünyada standart oran olarak %50 geçer. Bizde %60'a kadar gayet normaldir.
bir önceki dönemle kıyaslama yapacağımız zaman, şimdi 2022 ikinci çeyrekte açıklanıyor, %200 borç artmış. Ama o %200 bir bakıyorsunuz cari dönemde %20 belki azalmış. Ama siz bir öncekiyle kıyaslama yaptığınızdan dolayı yüksek miktarda artmış görüyorsunuz değil mi? Önemli bir oran. Ondan sonra bir oranımız da 5 tane dedik ya, toplam borçlarımızın, yani kısa uzun vadeli borçlarımızın öz sermaye oranına bakıyoruz. Bunda da amaç, daha doğrusu beklediğimiz oran 1. Bir. 1'e 1 olmasını istiyoruz yani. Toplam borcun öz sermaye bölünmesiyle alakalı finansal riskin belirlemesini amaçlıyor burada. Üçüncü oranımız kısa vadeli yabancı kaynakların, yani borcu 1 yıl altında olanların toplam pasife. Zaten formülden de belli. Kısa vadeli borçları toplam pasife bölüyorsunuz. Herhangi bir oran yoktur bunda. Kısa vadeli borç benim toplam pasifimin içerisinde ne kadar yer alıyor? Mesela ben bu konuda şeyi çok beğeniyorum. Ege Endüstri zaten dilimde tüy biten firmalardan birisi. Bakıyorum, toplam pasiflerime bakıyorum. Bir de kısa vadeli yabancı kaynaklarıma bakıyorum. Muhteşem rakamlar çıkıyor. Buna benzer birkaç tane daha firma var. Bugün bilançosu açıkladı galiba diye biliyorum ama bakmadım bilançosuna. Şu anki durumda da öyle midir? Herhangi bir rakam yoktur. Ne kadar az o kadar iyidir bizim için. Tabii bunu da Ege'yi de kendi sektörüne kıyaslamamız lazım. Bu üçüncüydü. Dördüncüsü de tabii kısaysa bir de bunun uzunu vardır. Uzun vadeli borçların pasife oranına bakıyoruz. Bakın pasif kaynaklarımızın içerisinde bizim ne vardı? Hani bilançoyu az önce ne yapmıştık? Beşe bölmüştük değil mi? Duran, dönen, duran, kısa vadeli, uzun vadeli ve öz kaynaklar. Yani bizim bilançomuzun hemen sağ tarafına geçiyoruz. Orası bizim pasifimiz. Uzun vadeli yabancı kaynaklar. Yani borcun süresi 2 yıl ve daha uzun olan borçlarımızı alıyoruz. Toplam hepsinin de içinde olduğu pasif kaynakları bölüyoruz. Bunu da 0.20 olmasını isteriz. Yani uzun vadeli borçlar ne kadar yer tutuyor? Ama arkadaşlar ne olur şunda da sadece bilançoda yazan rakama bakmayın. Neden bakmayın? Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki amaç, daha doğrusu tanım nedir? Borcun vadesi 2 yıl ve daha uzun süreli olan borçlar. Şimdi işletme kredi kullanıyor. 5 yıl, 7 yıl, hatta bunun 3 yılda ötelemeli. 7 yıl vadeli kredi kullanıyor. Şimdi siz 7 yıl vadeyi 2 yıl diye hesaplarsanız ciddi anlamda yanılgıya düşersiniz. Bakın mesela Sasa'ydı zannedersem değil mi? Sasa ne yaptı? Bu 10 yıl vadeli kredi kullanıyor. Bunun 3-4 yılı geri ödemesiz. Ama baktığınız zaman hepsi uzun vadeli borçların içerisinde yer alıyor. Daha sonra bu nakitle alakalı, nakit çıkmadı işletmeden. Ne yaptılar? Hisse senedi olarak ödemesi yaptı. Zannedersem 200 küsur milyon dolarlık bir ödemesi veya TL, tam hatırlamıyorum. Ödemesi vardı. Dolayısıyla siz yorum yaparken uzun vadeli yabancı kaynakları sadece bakın, evet 1 yıldan uzun demek ki 2 yıl içerisinde ödenecek. Hayır, belki 5 yıl içerisinde borç ödenmeyecek. Dolayısıyla buradaki 0.20'lik ağırlığı da lütfen hemen dipnotlara bakın. İşletmenin faaliyet raporlarında bununla alakalı mutlaka ödemenin vadeleriyle alakalı veya finansman teknikleriyle alakalı yöntemleri vardır, açıklanmıştır. Onlara bakalım. Bu dördüncü oranımızda. Bir beşinci oranımız da bu mali yapı, finansal yapı oranlarıyla alakalı. Ha, ben bunu çok seviyorum. Maddi duran varlıkların uzun vadeli borçları oranı. Bu birden olmasını istiyoruz. Yani uzun vadeli kredi. Bakın yani maddi duran varlıklar. Siz uzun vadeli borç ile ne kadar maddi duran varlık satın almışsınız demektir. Bizim bilançoda özellikle aktif tarafında maddi duran varlıklarda, tabi bu mali duran varlıklarda ilaç, eczacı sektörüyle alakalı. Biz burada sanayi ile alakalı maddi duran varlıklardaki artışlara bakıyoruz. Çünkü ne kadar çok artış o kadar çok yatırım değil mi? Ve bunu biz birden büyük olmasını istiyoruz. Siz ne kadar uzun vadeli borçta ne kadar maddi duran varlık yapıyorsunuz? Bu maddi duran varlıklar çünkü satışlar kârda yüksek oranda temettüye geri dönüyor. Bu faaliyet oranları tabii varlıklarımızı bakın hep varlıklardan bahsettik şu an aktif veya pasif varlıklar. Ne kadar etkin kullandığımızı ölçüyor. Satışlarla arasındaki varlıklar arasındaki bir ilişkiyi ortaya koyuyor. Belli bir denge içerisinde gitmesini sağlıyor. Burada boğazımda kurdu bir suyum da için. Bu arada var mı hocam başka soracağınız bir şey bu konuyla alakalı? Hocam yoksa harika gidiyorsunuz. Gidelim mi? Hızlı gidiyor muyuz? Efendim? Harika gidiyorsunuz. Hiç akışı bozmak istemiyorum. Çok iyi gidiyorsunuz bence. Estağfurullah. Yok sorun değil. Aklınıza takılan bir arkadaşlardan gelen sorular varsa bir onlara da bakalım. Burak hocam da gelmiş.
su görünce tevhimim bozulurmuş. kendisi de meslektaşımdır. O da katkıda bulunursa sevinirim aslında. Ben çok istiyorum özellikle mali müşavir arkadaşlarımızın bu tür noktalarda bu açıklamalar alakalı mutlaka bir şeyler yapması, bir araya gelmesi, insanlara bir şeyler öğretmeyle alakalı bir gayret içerisinde olmasını çok isterim ben. Maalesef mali müşavir arkadaşlarımız da bu angaryalardan dolayı pek başlarını kaldıramıyorlar bu işe. Mesela bir stok devir hızlarıyla alakalı ne yapabiliriz? İşletmelerimizin, defterini tutmuş olduğumuz müşterilerimizin bilançolarında bunlara bakabilir miyiz, bakamaz mıyız, yol gösterebilir miyiz? Maalesef bunlara pek odaklanamıyoruz. Şimdi evet bunlar bizim mali yapı oranlarımızda arkadaşlar. Bir de faaliyet oranlarımız var. Mesela faaliyet oranlarını ben çok önemsiyorum. Bu arada birkaç tane de bana soru gelmiş ama bakamıyorum. O Özgür de gelmiş bu arada. Bence devam edelim hocam. En son bakalım istiyorsanız. Okey. Onlara öyle bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar faaliyet oranları bence bugüne kadar pek önemsenmedi. Ama önemlidir. Biz yapalım Twitter, Telegram gruplarında, sosyal medyada. Ya benim acaba stok devir hızım nedir? Ne anlama geliyor? İşletmeyi analiz yapıyorlar. Mesela NAT'ları hesaplıyorlar. Yani net aktif değerini hesaplıyorlar işletmenin. Ama bunu yaparken bakıyorsunuz şeyler yok yani. Satışla alakalı doğru düzgün kalemler yok. Alacaklar kimedir? Kaç kere alabiliyoruz? Kaç gün içerisinde alabiliyoruz? Maddi duran varlıkları ne kadar süre içerisinde devir yapabiliyoruz? Pek bunlar bilinmiyor. Bunların formülleri pek bilinmiyor. Ne anlama geldiği pek bilinmiyor. Burada da bizim 6 tane oranımız vardır. Bunlardan birisi stok devir hızıdır. Bunu kez olarak ölçüyoruz. Yani kaç kere devrediyoruz. Burada da dikkat etmemiz gereken formül şudur arkadaşlar. Satışların maliyeti. Bakın şu bu faaliyet oranlarındaki ana amaç, ana formül, pay kısmı hep şeydir, satıştır. Satış mutlaka olacak. Dolayısıyla siz bunu şey yapamazsınız. Yani bir sermaye girişim firmalarında hesaplayamazsınız. Satışların maliyetini, hani gelir tablosuna bakalım. Gelir tablosu neyle başlardı? Satışlarla başlar değil mi? Onun bir altındaki kalemde satışların maliyetidir. Satışların maliyetini ortalama stoklara bölüyoruz. Bu bize stok devir hızını veriyor. Yani ben işletme olarak stoklarımı yılda kaç kere paraya çeviriyorum. Ama burada da şu sıkıntı var. Ortalama stok. Şimdi ortalama stok ne demek? Kafa karıştıran bir kavram. Ortalama stok dediğimiz aslında dönem başı mal mevcudu artı dönem sonu mal mevcudu bölü 2. Peki ben bunu nasıl hesaplayacağım? Bizim bilançolarımızda işte finansal tablolar açıklanıyor. Sorarım size aklınıza geldi mi hiç? Oradaki stok dönem sonu sayılan stok mudur? Ortalama stok rakamı mıdır? Oradaki dönem sonu kalan stoktur. Peki ben formül hesaplarken ortalama stoğu nasıl bulacağım? Rastgele bir o dönemki stok ile bir sonraki dönem stoğu hesaplıyorum. İşte topluyorum bilançodan. İkiye bölüyorum. Bu formülde ortalama %15 fark çıkıyor biliyor musunuz? Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam hem de. Migros gibi, BİM gibi bir işletmede stokların neredeyse milyar TL'ye yaklaştığı veya geçtiği bir yerde ben ortalama stoğu nasıl bulacağım? Hangi dönemden ne kadar stok gelmiştir? Faaliyet raporlarına baktığım zaman da göremedim. Dikkatini çeken veya bakan, araştıran arkadaş varsa, bildirlerse biz en azından odaklanmış oluruz o şirketlere. Var. Ha biz ne yapıyoruz? Ortalama stoğu artık ya dönem sonuyla dönem başını toplayıp ikiye böleceğiz ama ya o da anlamsız sonuç çıkartacağından dolayı gelir tablosunda açıklanan stoklara bölüyorum. Ben stoklarımı kaç kere paraya çeviriyorum. Ne kadar hızlı satabiliyorum. Derken ikinci bir oran çıkıyor faaliyet oranlarında. Bu etkinlik sürelerinde. Diyor ki stok devir süresi kaç gün içerisinde? Sen yılda 5 kere çeviriyorsun ama 5 kere çevirdiğin zaman günlü bulunmam gerekiyor. Kaç gün içerisinde? Yılda 5 kere çeviriyorsun ama birinci çevirmen 10 gündür, ikinci çevirmen 75 gündür. Mevsimsel etkiler var mıdır? Dönemsel etkiler var mıdır? Yani stokların ben yılda kaç kere devir daim ettiğimi nasıl ölçeceğim? Burada da şöyle bir hesaplama var. Bazı kitabi bilgiler diyor ki 360, az önce biz ne yaptık? Stok devir hızını bulduk değil mi? Maliyeti, satışların maliyetini ortalama stoklara böldük. Kezi bulduk.
Bu sefer diyor ki 360'ı bu bulduğun keze böl. Stok devir hızına böl. 360 mı 365 mi? Bir yıl kaç gündür? 365. Ama 30 günden ay hesabına baktığımız zaman da 360 çıkıyor. O aradaki 5 gün var ya %10'a yakın fark ediyor. Benim size tavsiyem 365'e bölün. Hiç 12 çarpı 30 günden hesaplamayın ayı. Direkt 365. Bir yıl 365 gündür arkadaş. Deyin ona bölün. Bu da sizin stoklarınızı yılda kaç defa devir daim çevirdiğinizi gösteriyor. Bu stokla alakalı. Stok yetti mi yetmedi. Bir de karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Ya benim işletmem o süper satış yapıyor. Cirolar inanılmaz büyüyor. İyi de alacaklarımı alabiliyor muyum? Olası bir krizde, bakın geçmiş performans da çok önemli. Alacak devir hızlarına bakmam gerekiyor. Bu sefer de alacak devir hızlarını nasıl hesaplıyorum? Az önceki stok devir hızı gibi değil mi? Diyorum ki satışları ortalama ticari alacaklara böleyim. Burada da bu ortalama kelimesi biraz sıkıntı çıkartıyor. Yani dönem başı alacak ile dönem sonu alacağı topluyorum, ikiye bölüyorum ve ortalama alacak çıkartıyorum. Ben buna da bakmıyorum. Bilançoda yer alan alacaklara bakıyorum. Ticari alacaklara bakıyorum. Yani buradaki de amaç nedir? Ben alacaklarımı yılda kaç kere tahsil ediyorum? 3 kere mi? 10 kere mi? 50 kere mi? Satışları toplam alacağı, ortalama ticari alacağı böldüğüm zaman bunu da kez olarak biliyorum yani değil mi? Alacaklarımı yılda kaç kez tahsil ediyorum? Bu bir rakam çıktı ama anlam ifade etmiyor. 10 günde mi? 20 günde mi? Belki birinde de mevsimsellikten dolayı değil mi? Belki 200 günde alıyorum. Bir anlam ifade etmiyor. Hemen bunu güne bölüyorum. Yine 365'i az önce bulmuş olduğum, kez olarak bulduğum alacak devir hızına bölüyorum. Bunu da böldüğüm zaman ortalama benim alacaklarımı ne kadar süre içerisinde tahsil ettiğimi buluyor, gösteriyor bana. Bitti mi, bitmedi. Bir de varlıklarıma bakıyorum. Ben varlıklarımı ne kadar süre içerisinde çeviriyorum, ne kadar etkin kullanıyorum. Yine olmazsa olmazımız olan satışlarımızı varlıklarımıza bölüyoruz. Yani satış bölü varlık benim varlıklarımı ne kadar etkin kullandığımı gösteriyor. Bitti mi bitmedi, bu da kezdir. Bakın faaliyet oranlarında 3 tane kez vardır. 3 tane gün vardır bununla alakalı. Güne de bölerseniz ortalama günü bulursunuz. Bir de devir hızları var. Yani net satışlarımı maddi duran varlıklara böldüğüm zaman da bakın varlık başkadır, maddi duran varlık başkadır. Maddi duran varlıkları böldüğüm zaman da varlıklarımı ne kadar etkin kullanıyorum, bunun bir etkinliğini ölçüyor. Fakat sorun şu, satışları bölüyoruz değil mi Turgut'cum? Peki bir işletmenin gelir tablosundan satışı buluyoruz değil mi? Hasılatlardan satışları buluyoruz. Peki ben alacaklarımı kaç gün içerisinde bu tahsil ettiğimi neyle hesaplıyordum? Ortalama satışlarımı ortalama ticari alacaklara bölüyordum. Bakın yine yanıldığımız noktalardan birisi. Peki peşin satışlar ne olacak? Peşin satışlar bir işletmedeki en önemli para girişidir değil mi? Ama bize diyor ki satışlara böleceksin. Kaç gün içerisinde alıyoruz? Ya ben peşin satmışsam ne olacak? Neyi neye böleceğim? Satışlarımın %90'ı peşinse. O yüzden kredili satışlara bakmak lazım aslında. Yani alacakların devir hızı veya alacakların paraya dönüşüm süresindeki çabukluk, o işletmenin alacakların tahsil kabiliyeti, bu nakit nakitlerin likideyi gösteren en iyi ölçülerden birisidir ama şimdi şu noktada hata yaparız, yanılırız. Burada kredili satışlara bölmemiz gerekiyor bunu. Çünkü siz peşin satış yapıyorsanız veya ön ödemeli bir satışlarınız varsa sizin bu hesaplamaları yapmanızın bir anlamı çıkmıyor ve siz yanlış cevaplar verir. Kredili satışlara bölmemiz lazım. Alacak devir hızlarında. Evet, yani faaliyet raporlarında var mıdır bilemiyorum. Gören arkadaşlar varsa, yazarlarsa, uyarılarsa çok sevinirim. Kredili satış tutarı faaliyet raporlarında yer alıyor mu? Ben birkaç gelir tablosu, özür dilerim, faaliyet raporuna baktım ve bunları göremedim. Yani ortalama ticari alacaklar hesabı vardır ama krediyle alakalı böyle bir şey göremedik. Burayla alakalı bir sorumuz var mı? Yok hocam, krediyle ilgili bölümü biz de zaten faiz hassasiyetinden dolayı genelde arıyoruz. Ben de yok diyebiliyorum hocam. Değil mi? Yani bu aslında eksik bilgilerden birisi. Yani bizim daha kat etmemiz gereken aslında çok yol var.
Yani net işletme sermayesine bakıyoruz burada satışlar diyor ama kredili satış ne kadar, nakit satış ne kadar, bunlar ciddi anlamda aslında biraz da soru işareti olan konular. Şeffaflığa ihtiyacımız var bizim gelir tablolarında. Çoğu şeyi bulamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Oranlama anlamında da. Bununla alakalı sektörde ön ödemeli satışla, kredili satışlarıyla maruf olan birkaç firmanın aslında bu hafta sonu eğer elimiz olmazsa, planladığımız bir eğitim var ama olmazsa onların bilançoları üzerinden, faaliyet raporları üzerinden bir çalışma yapmak istiyorum. Bir bakalım onlara da yani var mıdır yok mudur diye. Evet, şimdi dönem varlıklarımıza falan baktık ama stok devir hızı oranımızı anlamıştık değil mi? Yani ortalama stoklara veriyoruz. Bu ortalama stok da ciddi. Bakın bunu da aslında bir bakmamız lazım. Ortalama stoklar ne kadardır? Faaliyet raporlarında var mı? Adem hocamı görüyorum şu anda yine. Ergun hocam da var ama fark ettiler mi? Çünkü onlar bizi cebinden çıkartacak arkadaşlar, hocalarımız. Onlar fark ettiler mi? Böyle bir rapora denk geldiler mi? Onu bilmiyorum. Ama ben görmedim bunları. Şimdi yavaş yavaş başka konulara geçelim mi? Bunların üzerinden geçelim. Çünkü bunlar bir anda anlatılıp da böyleymiş diyeceğimiz konular değil. Yaklaşık saat 11'e de gelmiş. Bir saatte geçmiş. Nasıl geçti? Aynen öyle. Dediğim gibi hocam, yani sizde konu çok. Biz de bilgiye açız zaten. Her türlü bilgiye ihtiyacımız var. Estağfurullah, estağfurullah. Bu konuları aslında sürekli yapmamız lazım. Yani şimdi üzerinden çok hızlı geçiyoruz cari oran üzerinden ama mesela bir cari oranı böyle bir saatlik bir eğitimde, çünkü zaman ilerledikçe katılımcı sayısı azalacaktır. Zaten günün yorgunluğu da var. Mesela şirket bazında aslında bunları yapmamız lazım. Veya bir sektör bazında. Kozalı alacağız. Kozalı mesela ben bayılıyorum şu cari orana. Şimdi biz cari oranın biraz işte 1-1,5 olmasını istiyoruz, 2 olmasını istiyoruz. Ama sektörde çok farklılık anlam ifade ediyor. Mesela madencilik sektörü, değil mi? Madencilik sektöründe nakitin çok yüklü miktarda ihtiyaç duyulduğu bir sektör. Şimdi siz burada bir cari orana dönemezsiniz. Yatırım yapıyorsunuz. Ve bu yatırım çok uzun maliyetli, uzun süreli bir yatırım. Yüzlerce metrelik belki karot çalışmaları yapıyorsunuz. Milyonlarca dolar makine teçhizat yatırımı yapıyorsunuz. Sonuç hüsran olabiliyor. Bakın petrolle alakalı İpek Enerji ne yapmıştı? 2013 yılında hatta bununla alakalı bakın bedelliye gitmişti. İpek grubu kasasındaki parayla maruf olan bir grup ama 2013 Ocak ayında bir Raman'daydı zannedersem petrol aramayla alakalı şey yaptığı zaman bir çalışma yapacaktı. Bedelli sermaye kararı almıştı zannedersem SPK'dan döndü mü tam hatırlamıyorum ama çünkü yüksek miktar, o zaman bir at başı zannedersem 25 milyon dolara mal oluyordu. Şimdi siz güçlü bir likit sermayeniz, likit hesabınız olmadan bir takım riskli yatırımlara giremezsiniz. Madencilikte öyle değil mi? Yatırım yaparsanız, sondaj kuyularına makinalarını getirirseniz gravitesi çok düşük çıkabilir. Veya bir karo çalışması yaparsanız damar bozulabilir 20-30 metre sonra. Ne yapacaksınız? Bütün nakitinizi kullanabilir misiniz oraya? Mümkün değil. Evet, şimdi başka hangi konulara geçelim? Öz sermayelere falan geçelim aslında istiyorum ama karlılık oranları... Dediğim gibi hocam, nasıl istiyorsanız. Bir de siz hani vaktiniz var mı daha? Çünkü bir yarım saat daha devam edebiliriz aslında. Çünkü çok da yorucu da olmasın arkadaşlar açısından da. Yo, ben onu şöyle anlatayım hocam. Siz hani genelde biz bunu sürekli yaptığımız için bizim yaşadığımız şeyler. Şimdi anlattığınız konular birazcık daha böyle derinlemesine konular olduğu için insanları sıkabilir. Hiç problem değil. Onda hiç zerre kadar aklınıza bir şey gelmesin. Çünkü evet, aramızda genç arkadaşlar var. Bu işi öğrenmek için şu anda kağıt kalem ekran başında olan arkadaşlar var. Evet. Bizim de zaten derdimiz bunları öğrenmek, dinlemek isteyen, evet adam anlatıyor bedava, Allah razı olsun bir emek veriyor, ben de bunları dinleyeyim diyen adamlar. Evet. Onlara hitap ediyoruz hocam. O yüzden ben sayının çokluğundan ziyade kalitesine bakıyorum. Eyvallah. Az ama ben bunu öğrenmek istiyorum diyen adamlarla zaten biz onun peşindeyiz. 5 tane bedava gence desek. Tabii, bedava buyur olduğu hocam için yarım saat daha anlatacağım. Allah razı olsun. Gerçi. Çok değerli hocam. İnanın bana hani şurada anlattığınız oranları inanın bana çoğu insan hiç duymadı. Çünkü kesinlikle öyle bir şeye evrildik ki şu anda Twitter'da birileri hemen bir analiz paylaşıyor. Ona bakıyorlar, konu kapanıyor. Ya bu böyle bir dünya değil. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz hocam biz. Kolay olmadığını biliyoruz yani. Ya inanın ben deli oluyorum ya. Ben bir mesela kozalakları artık ruhunu bilirim, ciğerini bilirim grubun. Bir analiz yapayım diyorum. Rasyo grafiklerini hazırlamakla beraber bir anlamlı bir rakam ifade etsin diye. Vallahi 4-5 saatten önce vaktim geçmiyor.
Ama bilanço açıklanır açıklanmaz hemen şu şöyle olmuş böyle olmuş süper bilanço kötü bilanço. Ya niye göre süper niye göre nasıl analiz yaptınız? Bütün bilançodaki kalemleri niye göre hesapladınız? Sadece satış ve net dönem karına bakıyor. Ya net dönem karına bakılır mı Allah aşkına ya? Benim firmam yatırım yapıyorsa 5 yılda zarar edebilir ya. Ne var bunda? Net dönem karına bakmıyorum ben. Hiç oraya bakmam. Ben EBITDA'ya bakıyorum ya. Ben brüt satış karına bakıyorum. Firmanın esas faaliyetlerden diğer geliri varmış. Torunlar gayrimenkul. Ya 1 milyar cirosu var. 7 milyar esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabı var. Fiktif hesaplar var. Eğitimlerde onlar kez anlatıyoruz. Ya bakmayın buna. Kasanızda 1 milyon dolar paranız vardı. Kur 10 liraydı. Hiçbir iş yapmadınız. Geldi. Kur 15 liraya geldi. Yine 1 milyon dolarınız oldu. 15 milyon TL. Döviz artışından dolayı, bu değerleme farkından dolayı ciddi miktarda kar ettiniz. Vergisini ödediniz. Daha temettü bile dağıtmıyorsunuz. Ama yapacağınız olan yatırım 1 milyon dolardan 900 bin dolar, 930 bin dolara düşüyor. Siz şu anda döviz bazında borçlanarak yatırım yapamıyorsunuz. E ne oldu? Kar mı elde ettin? Hadi bir de temettü ver orada kardan dolayı ortaklara. Alacağın makinayı ve ekipmanı yerine koyamıyorsun. Buna lütfen bakmayın. Bilanço bir bütündür, şirket bir bütündür. Sadece net dönem karı ile analiz yapılmaz. Deyip karlılık oranlarına bakalım. Şimdi karlılık oranları firmanın sahip olduğu öz kaynaklar vardır ya, bir sermayesi vardır. Yabancı kaynak ve varlıkları ne kadar etkin kullandığını, bunlar bir bütünlük içerisinde o gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor, gerçekleşmiyor mu? Karlı çalışıp çalışmadığını ölçen oranlardır. Bunu biz ana kalem olarak 3 tane kaleme bakıyoruz arkadaşlar. Brüt kar marjına bakıyoruz. Benim için çok çok önemli. Standart bir oran yoktur bunlarda. İkincisi ne dedi o? Öz sermaye karlılığı. Üçüncüsü de aktif karlılık. Bir oran yok ama benim genelde bugüne kadarki tecrübelerim sonucunda elde ettiğim bir takım şeyler var. Oranlar var. Mesela brüt kar marjı. Sanayi sektöründeyseniz faaliyet etkinliğimizi ölçüyor ya, brüt satış karımız. En az %35 olması gerekiyor. %35 ve üzerinde olan karlılıkla, sürdürülebilir karlılık olan işletmeler arkadaşlar genelde bir yıl içerisinde birebir hisse performans açısından söylüyorum. Birebir para kazandırıyor. Çünkü bu şirketin piyasa değerini de yükseltiyor. Ve biz şirketin hesabı nasıl yapıyoruz? Piyasa değerine göre yapıyoruz değil mi? Brüt karımızı net satışlara bölüyoruz. Ve biz buna %35'lik bir marj istiyoruz. Fakat az önce hani stoklar dedim ya, eskiden eski kitabı bilgilerimize biz stoklarımızı bir devre dışı bırakıyoruz. Oldu ki sen stoklarını satamadın. Şimdi diyoruz ki %35. Şu anki bilançolarda brüt satış kârı en az %200 geliyor arkadaşlar. Peki o kadar saçma sapan bir dönemdeyiz ki mesela Türk Hava Yolları zannedersem %1500 artırmış kârını. Ya seneye de biz bunu %1500 hadi üzerine bir %20 daha gelsin %1700-1800 mi artıracak? Bu şekilde bu kafayla gidersek duman oluruz. Yakalanırız, çarpılırız. Uzun vadeli mecburen uzun vadeli yatırımcı olursunuz. Bu oranlar normal enflasyonist dönemin olmadı. Yani bir iki sene önceki durumumuz olarak düşünün %35'i. Mesela ben net dönem kârda ne diyorum? %15 ile %20 arasında olması iyidir. Ama arkadaşlar enflasyonun %80, %90, %100 olduğu dönemde yerde. Faizlerin en az %40, %45 olduğu yerde siz %25 net dönem kârıyla %35 brüt kar marjı ile çalışırsanız kovarlar sizi orada. Öyle bir işletmeniz varsa ve orada çalışıyorsanız sizi kovarlar orada. Zaten stoklardan 1'e 5 gelen bir brüt kar var. Maliyetlerden gelen böyle bir kar var. Şimdi siz bunu seneye bunu sürdüremezseniz ciddi anlamda sıkıntı yaşarsınız bu durumda. Biz normal ortamda yani bu dönemin de ben geçeceğini inanıyorum veya temenni ediyorum. Normal sağlıklı bir ekonomi yapı içerisine gireriz. Yani faizlerimizin biraz daha düşük olduğu, enflasyonun 5, hadi YEP'teki veya Merkez Bankamızın hedeflediği ve ekonomi kurullarının beklediği %5 temenni enflasyonu değil de mümkün değil artık oralar. Ama en azından bir %15, %20'li seviyelere geldiği biraz daha sürdürülebilir bir ekonomik model içerisinde olduğu yerlerde bu oranlar makuldür ve hesaplanması gerekiyor. Ama ben şu anda bir temel analize göre bir hesaplama yaparken bugün
açıklanan bilançolarda bir sene sonraki bilançoyu tahmin etmeye çalışıp yatırım yapacağım. Ben brüt satış karını kusura bakmayın ama %200 olarak hesaplayamam. Net dönem karını kalkla %200 açıklananlara %250 seneye net dönem karı elde edecek diye hesaplama yapamam. Yanlış olur. Bakın anlam ifade etmesi gerekiyor. Hem kendi sektöründe, hem kendi döneminde, hem geçmiş verilerde, bir de geçmiş verileri alıp gelecekle alakalı bir skala yaptığımız zaman oraya da bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Seneye %200'lük bir kar artışı bugün gün üzerinde bizim enflasyonumuzun en az %200 artması demektir ki o zaman kapatalım dükkanı gidelim yani. Yapacak bir şey yok. Bir de büyük bir çerçeveye de bakmamız gerekiyor. Evet, 3 tane oranımızdan birisi brüt satış karımızda. %35 normal dönem, bu aklımızda kalsın. Bir de öz sermaye karlılığımız var bizim. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Nedir öz sermaye? Öz sermaye dediğimiz, hani işletmeler kurulurken sermayedarların içeriye koymuş oldukları bir rakam var ya, bir para var ya, işte odur. Yani işletme ortakları şirkete ne kadar sermaye koydu, bununla ne kadar net kar elde ettin, bundaki karlılığı ölçüyor. Yani net karı öz sermayeye bölüyor. Şimdi bankacılık sektörüne bakalım, öz sermaye anlamında, bir de öz kaynak anlamında bakalım. Şimdi Garanti Bankası zannedersem 21 milyar TL veya 23 mi tam hatırlamıyorum, 23 olsun hadi. 23 milyar TL kar elde etti. Öz kaynaklarına bakıyoruz. Zannedersem 170 milyar mıydı? O civarda bir şey olması lazım. 170 milyar liralık bir öz kaynak var ve siz %23 net kar elde ediyorsunuz. 23 milyar kendi içerisinde korkunç bir rakam. Çok büyük bir rakam. Geçmiş yıl verilerine bakıyorsunuz. Çok büyük rakam artırmış. Ama 170 milyarlık bir öz sermaye, öz kaynak içerisinde, öz sermaye değil, öz kaynak içerisinde komik bir rakam arkadaşlar. Yani %15'lik bir rakama denk geliyor. Çok düşük. Bakın gördünüz mü? Rakamın kendisi büyük ama kıyaslama yaptığımız zaman çok komik bir rakam. Bunun gibi işletme sermaye zaten net kar bölü öz sermayesi çok yüksek olan işletmelere bakın, bedelsiz potansiyeli de çok yüksek olan firmaları gösterir. Çünkü boş frendi zannedersem değil mi? 2,5 milyon lira diye hatırlıyorum. 2,5 milyon lira gibi bir veri kaynağı da olmadığı için sadece aklımda kalan rakamları söylüyorum size. 2,5 milyon lira bir sermayesi var ama yaklaşık öz sermayesi var. Ama yaklaşık 40-50 milyon lira gibi bir net şey var. Öz sermayesi ise özür dilerim, karı var. Böldüğünüz zaman güzel rakamlar ve bedelsiz potansiyelin de yüksek çıktığı rakamlar oluyor. Bu ikincisi, bir de aktiflerimize bakıyoruz. Yani aktiflerimizi acaba biz verimli kullanabiliyor muyuz? İşletmenin bilançonun birinci tarafında olan, yani aktiflerle alakalı toplamda, bunun içerisinde hangi kalemler olduğu, dönem ve duran varlıklar içerisinde toplam net karımızı da aktiflere bölüyoruz. Acaba ben bu aktifler ile ne kadar kar üretiyorum? Bu aktiflerin karşılığında elde etmiş olduğum kar yeterli midir? Yüksek olmasına bakıyorum bunda. Ne kadar yüksek ise o kadar ben aktiflerimi verimli kullanıyorum mu bulabilirim. Standart bir oran yoktur. Ne kadar yüksek o kadar iyidir bizim için. Şimdi başka ne diyelim? Favök'e de bakalım biraz. Bakalım hocam. Okay. Favök'te biraz eksik bilinen noktalardan birisi, yabancının çok iyi tespit ettiği, incelediği, baktığı noktalardan birisi. Mesela işte Aselsan'ın neden yıllarca yerinde saydı, hisse anlamında bunu söylüyorum, yerinde saydı. Daha sonra 1'e 4 hareketini yaptığı, hatta 1'e 7 neredeyse oldu hareketini yaptığı aslında Favök'ten belliydi. Veya Türk Telekom'un, değil mi? Türk Telekom'un 2019'a kadar baktığınız zaman yatırımlardan dolayı ciddi miktarda net dönem zararı yazdığı dönemlerdi ama yabancı buna pek bakmıyor. Bunlara kalıp yani dünyanın efsanesi işte Damodaran vardır, değil mi? Bunun kitapları da vardır. Ergün Hocam yayından bilmiyorum ama Ergün Hocam da sağ olsun bu konuda çok önemli hizmetleri oldu. Çok güzel kitaplar çıkardılar. Hesaplamalarla alakalı, Favök'le alakalı. Bu işin değerleme noktasındaki zaten Nirvan isimler. Burada Favök yabancının baktığı nokta net dönem karına bakmıyor. Diyor ki sen buradan faizli, amortismanı, vergi öncesi karını, kısaltılması budur zaten, bir çıkart bakalım diyor. Finansal performansın değerlendirilen önemli göstergelerden birisidir.
esas faaliyet karına nakit olmayan giderleri ekliyoruz biz burada. Yani şimdi az önce eğitim başı dedim ya, amortismanla alakalı. Şimdi amortismanda, amortisman bir gider midir? Giderdir. Ama bir para çıkışı yok burada. Değil mi? Yani normal duran varlıkları almış olduğunuz varlıklarla alakalı bir yıpranma payını gider olarak yazıyorsunuz ama bir para çıkışı olmuyor. Dolayısıyla FAVÖK hesabında amortismanı esas faaliyet karına işte ilave ediyoruz. Yani şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği karı siz FAVÖK'te görüyorsunuz. Bakın burası önemli. Tekrar ediyorum. Şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği karı görebiliyorsunuz. Yani finansman gelirinden elde ettiği kar beni ilgilendirmiyor. Ondan sonra değerleme farklarından dolayı elde etmiş olduğu kar beni ilgilendirmiyor. İlgilendirmediğin örneklerinden birisi nedir? 2017 miydi, 18 miydi? Bağfaş'tı. Teşviklerle alakalı bilançoya gelen bir kar rakamı vardı. Bizim esas faaliyet karı hiç alakası yok. Ha, veya şeyi söyleyeyim size, aklınıza daha rahat kalır. Gözde Girişim. 2018 yılıydı, ilk çeyrekte 30 bin TL civarında bir hasılatı vardı. Gelen kar 3 küsür milyar TL. Nereden geldi? Şok marketlerin halka arzından dolayı gelen iştirak gelirlerinden dolayı geldi. Yani esas faaliyetlerden diğer gelirler, az önce anlattığım torunların mülklerinin, gayrimenkullerin değerlemesinden dolayı cirosun neredeyse esas hasılatının, esas faaliyetinin yaklaşık 6-7 katı kadar gelen bir diğer gelirler. Biz bunu FAVÖK'e ilave etmiyoruz. Çünkü bu sihirli bir kelimedir. Sürdürülebilir. Yani sürdürülebilir bir gelir olması gerekiyor. FAVÖK'te zaten yabancı da buna bakıyor. Bizim gibi, bizim bankacılarımızda da bu hata var. Kredi kullanacaksınız. Çoğu müşterimiz ve mali müşavir arkadaşlarım da iyi bilirler. Müşteri der ki, bana biraz kar gösterin de bankadan kredi kullanacağım. Net dönem karına bakıyoruz. Yani aslında bu demek ki neyi gösteriyor? Uluslararası karşılaştırılabilecek bir gösterge, değil mi? Yani firmanın potansiyel kazancıyla alakalı bazı fikirler verebiliyor bize. Veya yatırım yapacaksanız, bakın bu çok önemlidir. Yatırım yapacaksanız gerçekten işletmenin elde etmiş olduğu sürdürülebilir geliri gösteriyor. Bunlarla alakalı işte formüller vardır. Yani işte nedir EBIT'te en basit anlamıyla? Net karın üzerine işte ödenecek vergiyi, faiz giderlerini, amortisman ve yıpranma paylarını koyuyorsunuz. Ama aslında nedir? Brüt kardan, bakın brüt kardan diyorum. Brüt kar neydi? Satış eksi hasılat, değil mi? Yani sürdürülebilir bir kar. Buradan sizin genel yönetim giderlerinizi, amortismanınızı, ne derler ondan sonra, pazarlama giderlerinizin hepsini düşüyorsunuz. Fakat şimdi bunu uygularken de şöyle bir dezavantajı var bunun da. Bu ülkeden ülkeye değişen bir sistemdir veya bir hesaplamadır. Çünkü her ülkenin farklı bir vergi ve muhasebe politikası vardır. Zaten doğru yerde kullanımla alakalı da önemli şeyler var. Mesela BMW zannedersem, mesela bizim Turkcell Amerika'da borsaya kota oldu ama BMW olamadı. Çünkü BMW'nin Almanya'daki muhasebe sistemi ile Amerika'daki muhasebe sistemi birbirini tutmadı ve yapamadılar. Zannedersem Amerika'da halka arzdan vazgeçmişti BMW. Muhasebe politikalarından dolayı. Muhasebe politikaları bu yüzden önemli. Biz mesela gelir tablosuna baktığımız zaman, şimdi maalesef vergi usul kanuna göre yapmış olduğumuz işlemlerde şu hatayı yapıyoruz. Şimdi gelir tablosuna baktığımız zaman satış da başlıyor, maliyet de devam ediyor. Brüt satış karı, genel yönetim giderleri, pazarlama yönetim giderleri, işte finansman geliri, finansman giderleri. Şimdi siz bankadan kredi kullandınız. Siz bankadan kredi kullandığınız zaman, şimdi biz EBITDA için, FAVÖK için ne demiştik? Brüt kar, eksi genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri dedik yani. Buraya amortismanları da ilave ediyoruz. Bunu dedik. Şimdi siz bankadan kredi kullandınız. Bana kredinin dekontu geldi. Ödeme planı geldi. Ben kalktım. Şöyle bir yorum yapabilirim. Ben bu finansmanı şu ürünü üretmek için aldım. Dolayısıyla bu benim aslında üretimin bir maliyetidir. Dedim mi? İster böyle diyeyim. İstersen bunu finansman giderlerinin altına atayım. Net dönem karım arkadaşlar değişmiyor. Hiçbir şekilde değişmiyor. Ama değişen ne oldu biliyor musunuz? Oldu. Bana uluslararası finansal raporlama sisteminde diyor ki sen bunu esas faaliyetinle alakalı bir kredi dahi kullansan bu senin finansman gelir giderindir. Yani bilançomun benim gelir tablomun daha doğrusu gelir tablomun
dördüncü kar rakamı olan finansman gelir ve giderleri altında senin bunu göstermen gerekiyor. Ha burada gösterdim, ha yukarıda gösterdim. Devletin bir vergi kaybı var mı? Vergi kaybı yok. Ama yorumlama yaparken, bir şirketi değerleme yaparken buradaki oranlar birisi fabrikayı atıyorum %40 çıkartır, diğeri %70 çıkartır. O yüzden muhasebe politikaları bu kayıtların sağlıklı olup olmaması önemli kararlardan birisidir. Tabii bu hesaplayan kişiden kişiye göre değişiyor değil mi? Böyle bir dezavantajı var yani burada. Diğer muhasebe rasyoları gibi olmuyor maalesef. Belki işletmeyi daha karlı gösterebilmek için çok şeffaf olmayan bu tür yöntemlere de başvurabilir bu analizi yapan kişi olabilir. Bir de ben bir ROIC'den bahsetmek istiyorum. İşte bir PEG rasyosundan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş birkaç soru cevapla ondan sonra kapatabiliriz. Tamamdır hocam. 11-10 geçiyor. Şimdi ROIC dediğimiz, ROIC de hayatımızda aslında yeni girmedi de bizler biraz daha bu sosyal medyanın biraz daha aktif kullanılmasından dolayı yeni yeni bunları öğreniyoruz. Bir performans ölçme yöntemidir ROIC. Yatırılan her bir sermaye karşılığında ne kadar bir kar elde edebildi? Yani bu sermaye yatırdım ama şirket yöneticileri bunu yönetebiliyorlar mı? Diye bir onların becerilerini ölçen bir ölçüm aracıdır aslında. Yatırımlarla alakalıdır. Bunu ne diyebiliriz başka? İşte kar, ne kadar kar ettim, ne kadar yüzdesi var, ne kadar para yatırdım, buna bakıyoruz. İşte burada da bunun da basit bir oranı vardır aslında. Tabii temettüleri çıkarmamız gerekiyor net gelir üzerinden. Borçları, öz kaynaklar. Yani ne demek borç artı öz kaynak? Turgut sana sorayım bunu. Borç artı öz kaynak ne demektir? Yolokko bitmedi mi? Bitmedi daha, bitmedi. Hocam hanımdan fırça yiyordum arada, duyamadım. Ben duydum, fırçayı duydum. Şimdi borç artı öz kaynak ne demektir? ROIC formülünde. Borç artı öz kaynak şirketin pasifidir değil mi? Yani borçların olduğu kısa ve uzun vadeli. Biz bunlardan net gelirlerimizi bölüyoruz. Yani net gelirimizi borç öz kaynağı ama temettüyü tabii buradan çıkartıyoruz. Çünkü yatırımcı olarak bir hesap yapmak istiyorsanız net gelire bakmanız lazım. Ve bu net geliri de ana faaliyetlerden. Allah aşkına şunu arkadaşlarımız artık ezberlesin. Ben işletmedeki ana faaliyet gelirlerine odaklanıyorum. Yani döviz artmış, bundan dolayı şirket müthiş para kazanmış. Bir mülkü varmış geçmişte, işte 5 milyon almış, şimdi 150 milyona satmış. Bununla alakalı bir değerleme farkı var. Veya maddi duran varlıkları yeniden değerlemiş, korkunç bir geliri var. Bu ROIC formülünde işe yaramaz. Net gelire bakıyoruz. Net gelirden, tabii ödenen temettüleri düşüyoruz. Temettü yoksa problem değil. Net gelirimizi pasife bölüyoruz. Hepsi bu. Bu da toplam kar anlamında ne kadar yüksekse bizim için o kadar önem arz ediyor. Bir de şimdi bu fiyat kazancı pek bakmadık FK oranları ama FK oranları da maalesef bizi biraz yanıltan oranlardan birisidir. Biraz karışık gibi oldu yani cari oranlar, karlılık oranları, ROIC'ler, PEG'ler derken aslında değil mi? Her biri ayrı bir eğitim konusu aslında bunların. Bu PEG rasyosu da hayatımıza yeni giren oranlardan birisi. Aslında bu FK'ya bir alternatif oldu. Biz baktığımız zaman önce bir değerleme yaparken neye bakıyoruz? Hani o az önce dedim ya o meşhur veri terminallerinin alınan rakamlarla 5-6 kalemle analiz yapan üstadlar hemen orada bir FK yazar. O FK bedava, FK çok pahalı. Buna göre yatırım yapılmaz. Neye göre FK pahalı? Yatırım yapıyorsunuz FK yok. Neden? Net dönem karına göre hesaplanıyor değil mi? Yani bu yeni bir oran aslında. Bu FK'nın üzerine PEG diyor ki ben sana yıllık net karının büyümesini de yani hisse başına kadar kar artışı elde ediyorsun veya sağlıyorsun. Bunu da bekleyelim. Yani bu da ne yapıyoruz? Fiyat kazanç oranımızı hisse başı karına bölüyoruz. Bu sefer hisse başı kar da çıkıyor. Şimdi bu da bilmediğimiz olaylardan birisi. Evet bir yatırımcımız bizim hadi bu kadar temel analize uygun bir şekilde belki hesaplama yapamayabilir, yanılabilir ama şunu mutlaka bilmesi lazım. HBK nedir? Hisse başı kar nedir? Bakın PEG'de bile HBK'ya bakıyoruz. Hisse başına kar ne kadar büyüyor? HBK dediğimiz olayda çok basit mantıkla şu. Garanti Bankası ben sana şu anda 17 lira para veriyorum ama sen 17 benim 17 lira başına bu elde etmiş olduğun kar ile bana ne kadarlık hisse başına kar vereceksin? Belli bir oran yoktur.
yüzdeye bakarız bunlarda arkadaşlar. Yani yüzde dediğimizde şudur. HBK'yı hesapladığımız zaman biz bilanço dönemleri hesaplıyoruz. Şimdi bilançolar da bitsin. Onların da biraz çok grafiklerini paylaşırız sosyal medyada. Şimdi 1 lira mı, 2 lira mı, 5 lira mı? Bazen 5 lira, bazen 50 lira. 2 liraya göre pahalı olabilir. Yüzdeye bakmamız lazım. Yani şimdi siz 500 liralık otokar alıyorsanız 500 lirada en kötü bir 8 lira HBK almanız, özür dilerim, 40 lira HBK almanız lazım. %8. Yani bir hisse başına karın da minimum %7 ve üzerinde olmasına dikkat edin. Bu tür rakamlar, bakın ne dedik? Net dönem karında %25, esas faaliyet kârı, özür dilerim, net dönem karında %15 normal dönemler için, esas faaliyet karında %25, brüt satış karında %35 gibi, HBK'da da %7, %8 ve üzeri, %10 üzerine pek çıkan pek hatırlamıyorum ama olsa bile belki mevsimseldir onlarda, sürdürülebilir değildir. Bunlar inanın portföyünüzü bazen bir yıla garanti gibi oluyor, bir yıl için birebir, ama orta vadede 3-4 yıl içerisinde neredeyse 4'e 5'e katlayacak oranlardır. O yüzden bu oranlara çok dikkat edin. Bırakın şirkette kimler varmış, kimler grupta kimler varmış. Bu tür şeylere hiç bakmayın. Bu rakamlara, bu rasyolara bakın. 1'e yakın olmasını istiyoruz biz PEG rasyosunun. Çünkü 1'in üzeri şu demektir. Demek ki değil mi? FK'sı şişmiş artık. Yükselmiş demektir. 1'e yakın, 1'den daha düşük olmasını istiyoruz. Ne kadar düşükse bu daha sonra ortalama seviyesine gelecek ve prim potansiyeli de biraz yüksek olacak şirketleri tespit etmeye yarıyor. PEG rasyosunda böyle bir durumu vardır. Şu ana kadar anlattıklarımızın bir özeti olarak bir üzerinden geçelim mi? Likidite oranlarımız neydi? 3 tane likidite oranımız var. Aslında 4'tü de biz bir tanesini saymadık. Neydi o? Alacakların borçları olan oranıydı. Arkadaşlar likidite oranları dediğimiz cari oran, asit test oranı, nakit oran. Gerisine gerek yok. Faaliyet oranları dediğimiz kaç tane oran saymıştık? 5 miydi? 6 tane oranımız var. Stok devir hızlarına bakıyoruz. Kes. Stok devir süresine bakıyoruz. Gün. Kezi güne bölüyoruz değil mi? 365'e bölüyoruz. Alacak devir hızlarımıza bakıyoruz. Bu da kes. Bir de bunu 365'e bölüyoruz. Günü buluyoruz. Maddi duran varlıklarımızı ölçüyoruz. Ve varlık devir hızlarımızı ölçüyoruz. Ondan sonra çok önemli oranlardan mesela kaldıraç oranına baktık. Mali yapı oranları içerisinde kaldıraç oranlarımız var. Ondan sonra toplam borçlarımızın öz sermaye oranımız vardı. Kısa vadeli borçlarımızın pasife top oranı vardı. Uzun vadeli borçlarımızın değil mi yine pasife oranı vardı. Bu pasifin içerisinde yine uzun vadeli ve kısa vadeli borçların kendisi de var zaten. Bir de maddi duran varlıklar. Bu da çok önemlidir. Bilançonuzda mutlaka alın kıyaslayın. Maddi duran varlıklar artıyorsa şirket yatırım yapıyordur. Bu yatırım size ciddi anlamda, bu tabii faaliyet raporuna bakacaksınız buna da, ciddi anlamda hasılata dönebiliyor mu? Maliyetleri azaltabiliyor mu? Ve hasılatlara dönmesi sizin kar oranlarınızı ne kadar artırıyor? Buradan bile bir tespit yapıp potansiyel piyasa değerini hesaplayabilirsiniz. Bir de neyimiz vardı? Karlılık oranlarımız vardı değil mi? Çünkü 5'e ayırmıştık biz bunları. Öz sermayemizin karına bakıyoruz. Aktiflerimizin karlarına bakıyoruz. Ve brüt satışlarımızın karlarına bakıyoruz. Yani brüt kar marjına bakıyoruz. Oranları tekrar YouTube'larına bakarsınız. Hangi oranları yazmışız? Az önce de söylemiştim. Bunları bilin. Bunların üzerine odaklanın. Sadece net dönem karı ile yorumlama yapmayın. Yeter mi bu kadar? Teşekkür ediyorum ben. Hocam ağzınıza sağlık. Tabii ben telefonda da söyledim, birazcık farklı oluyor sizin gibi eğitmenler için, özellikle sınıflarda canlı eğitim yapan insan için birazcık daha burası belki farklı gibi, ama şunu söyleyeyim, gerçekten harika oldu. Estağfurullah, hani inşallah verimli olmuştur. Hocam olmaz olur mu hocam, inanın bana hani bilançonun aslında ben bazen arkadaşlara söylüyorum, bu anlattıklarınızın çoğuna biz de bakamıyoruz. O kadar tecrübeye haiz değiliz, ben her zaman söylüyorum ama... Normalde ben acil hani bir muhasebe eğitimi aldım gençlik yıllarında. Bir bilgisayarlı muhasebe eğitimim var. Bir de normal muhasebe. Ben bazen bilançoya, faaliyet raporuna 2 gün sürüyor bakmam. Evet. Arkadaşlar soruyorlar, hocam işte Ereğli ne oldu falan. Ya diyorum ki daha bakamadım. Ya hocam nasıl bakamadın, işte bilet paylaştı falan diyor. Ya biz öyle bakamıyoruz abi. İşte stoğumuzu sayacağız. Mallar yerinde mi değil mi? Yani. Biz öyle bakıyoruz yani. O yüzden anlattıklarınız bence çok önemli. İnsanlar şunu anlamalı. Bu kadar kolay değil bu iş. Kesinlikle. Bu kadar kolay değil ya. Zaten bakın, eğer bu kadar kolay olsaydı bizim karşımıza şimdi yapacağımız şeyler, analizler, şimdi bilançolar geldi,
Ta ki 3 ay sonra yani Kasım ayının ortasına kadar açıklanacak olan 3. çeyrek bilançona kadar bu dediğim rakamların hiçbiri değişmiyor. Yani sizin brüt satış kârınıza baktığınız zaman brüt satış kârlarımız hep aynı. Değişmiyor ki. Niye daha yeni veriler gelmedi? Neye göre biz analizini yapacağız bunların? Bundan sonra da o şekilde mi gelecek? Bunları bilemiyoruz yani maddi yapı oranlarını falan. O yüzden bunları tek tek bakmamız lazım. Sektöre bakmamız lazım. Yani şimdi siz havacılık sektörünün rasyolarını kalkıp da şeyle madencilikle kıyaslayamazsınız. Zaten iyi bir temel analizciye bakın, yılda analizini yapacağı şirket sayısı 5 veya 6'yı geçmez. Dün 50 tane bilanço açıklandı. Bakın 50 tane analiz yapılıyor. Ya niye göre analiz yapıyorsun? Bu analiz bu mudur? Hadi birisi desin ki bak devir hızları şu şekilde. Ha çok mu önemli devir hızları? Bizim borsamız zaten anomali çalışıyor. Ama yatırım bu değil ki. Eğer yatırım bu olsaydı şuna bakacaksınız. Yani evet FK'sı 100 olan firma. Ya gitmez. Şimdi gıda sektörüne bakıyorum. Sektörle kıyaslamasını yapacağım. Ya kimse kusura bakmasın. Ben Kent'i gıda sektörünün içerisinde alamam. Gıda firması mı? Dibine kadar gıda firması. Ama halka açıklık oranıyla veya öz sermaye oranlarıyla dolaşım anlamında benim için kıyas yapabileceğim bir sektör değil. Sektör analizi neye göre yapacağım? Sektöre göre ucuz. Şimdi piyasa değeri defter değerine göre hesaplamalar yapıyoruz. FK'ya göre hesaplamalar yapıyoruz. Sektör de kıyaslama yaptığımız çünkü nedir? Sektörün oranlarını şirketin oranlarına bölüyoruz. İyi de benim sektörümde bankacılıkla alakalı analiz yapacağım. QNB'nin oranları saçma sapan. İCBCT'nin oranları saçma sapan oranlar. Ben buna kalkıp Garanti Bankası'nı, Akbank'ı kıyaslayamam ki. Dolayısıyla bu kıyaslamayı yaparken de inceleyip sık dokumamız gerekiyor. Bilançodaki maddi duran varlıkların ne kadar süresi var? Amortismanlar ne kadar? Hadi yeni amortismanları bulun. Birkaç veri terminalinde ben amortismanları bulamıyorum. Kalkıyorum başka bir sayfadan, internet sitesinden oradaki amortismanları alıp düşüyorum. Kullandığımız meşhur veri programında şey yok şu anda. Amortisman yok. Ama bu amortismanın ne kadarı esas faaliyetlerin içerisinde? Bakın şeye bakın. Bağımsız denetim raporlarına bakın. Geçmişte bağımsız denetim raporlarındaki hatalardan dolayı bir dünya mağdur olan firmalar var. Kapı tahtası kapanan firmalar var. Mağdur olan yatırımcılar var. Dolayısıyla bu kadar basit maalesef değil. Siz kasasında ağzına kadar para görürsünüz ve kar görürsünüz özür dilerim. Ama fiktif karlardan dolayı hadi daha sonra bakar ki bedelli kararı almışız. Hani sen kar elde etmiştin? Ya maddi duran varlıkların değerlemesinden dolayı kar ettim. Karım yok ki benim. Yatırım yapacağım. Kasamdaki paranın artışından dolayı fiktif olarak benim öz kaynaklarım yükseliyor. Yatırım yapacağım. Hadi bedelli. Ondan sonra SPK'ya şikayet. Kasası ağzına kadar para. Geçmiş yıl karları, deli karlar var. Öz kaynakları dünyanın rakamı fakat hırsızlık yapıyor. Kemen'de böyle suçlamayı hazırız zaten. Hırsızlık yapıyor, bedelli sermaye artırımı. Olmaz ki biz baktığımız yerler farklı. Gibi. Var mı sorular hocam? Aynen öyle hocam. Yok hocam harikaydı. Ben mesela bir örnek vereyim. Ereğli'nin bilançosuna baktığımızda mesela stoklarında bir artış var. Bilmiyorum baktıysanız. Yok bakmadım. Stoklarında artış var hocam. Bir de borçta buna paralel artış var. Şimdi baktığım zaman böyle enflasyonist bir ortamda hem stoğun artması hem de uzun vadede borçlanma bence olumlu bir yaklaşım. Tabii canım Burada yani. mesela yönetimin çok başarılı bir yönetim yaptığını ben burada görüyorum baktığım zaman. Şimdi bu Evet. yaşadığımız tecrübelerden kaynaklı ama sorduğun zaman adamlara ne diyor? Ya adam satamamış. Bak mallar stokta kalmış diyor. Şimdi gel bu adamı anlat. Yani işte bakış açısına göre kimin analiz yaptığına göre bunlar değişiyor ya. Doğru böyle şu anda kredinin uygun olduğu yerde yüksek miktarda kredi alıp da bu krediyi de stoğa çeviren firmalar bakacaksınız ki önümüzdeki dönemlerde ciddi şekilde ayrışacaktır. O zaman ne yapacaksınız? Akıllık mı yaptı diyeceksiniz yani. O yüzden benim de tavsiyem zaten inceleyin, sık dokuyun, az firmaya odaklanın, sağlam işlem yapın. En azından 3-4 yıl içerisinde ciddi anlamda da para kazanmış olursunuz. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Yardımcılarımıza bir söz verelim. Hakan Bey var burada. Fon Bulucu'nun CEO'su Mustafa kardeşim burada. Orada Özkan abi de alayım. Ufak ufak da kapatalım hocam istiyorsanız. Eyvallah. Eyvallah demek. Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Mustafa İyi konuşsun. akşamlar. Ben bir para ödüyorum. Havalimanından çıkıyorum. Ha uçak Yok yeni belli miydi zaten. abi? Tatil moduna girmiş. Baksana Yok yok fötür tatil değil ya. Tatil değil vallahi. şartlarına. Yani. Mustafa konuşsun ben hemen alayım mikrofonu. Mete Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten Estağfurullah. aslında çok yoğun gibi anlattınız ama madde madde şöyle bir notlara dökersek
gerçekten bir temel analizde kılavuz, bir rehber niteliğinde olabilecek bilgiler. Bir de tabii bunu eğitimini almış bir kişiden dinlemek çok daha değerli oldu bizim için. Ağzınıza sağlık diyorum ben. Estağfurullah, eksik olmayın, sağ olun. Hocam Özkan Bey geldi, bir sorusu varmış size, takılmış bir noktada. Ömrümü yedin Özkan ya, ne soracaksın? Hocam ya, kahvaltıda ne yiyeceğiz diye soracaktım ama. Tamam ya. Menemen hazır, saat 9'da geldi. Tamam. Hocam Mete ağzınıza hocam, sağlık. Yani ben buyur Özkan abi. Ben Mete hocamı takribi 170-180 defa dinlemişimdir ama gerçekten bugün 4 kulağımda hatta kalem çatılıp dinledim. Gerçekten süperdi. Notlar çıkardım. 3-4 daha çok önemli notlar çıkardım. Yani 170 defa dinlemişimdir. Bakın her not çıkartıyorum. Böyle bir mecradayız aslında. Yani herkes bunu da bilmesi gerekiyor. Bugün Mete hocamla çok konuşuruz bunu. Ben çok iyi tek... Abi sesi evet. Kesiliyor ama internetten sesli herhalde. Sesli bir sıkıntı var ya. Değil mi? Sesli bir sıkıntı var. İşte evet. Ben oldum. Ben çok iyi temel analistim. Çok iyi teknik analistim. Dememek gerekiyor. Sürekli her gün çalışmak gerekiyor. Çabalamak gerekiyor. Yani güzel bir söz okumuştum bugün. Duyuluyor mu bilmiyorum sesim. Duyuluyor abi, çok net şu anda. Evet. Yani esasında burada özellikle borsada rızık aslanın ağzında değil, Allah'ın arzındadır. Acımasızca çalışmak gerekiyor yani. Acımasızca araştırmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Çünkü sürekli kendini yenileyen bir organizma var. Ya bakın her gün ben yine tekrarlayayım. Yüzlerce kez Mete abiyi dinledim. Ama bugün yine kendim 4 tane not almışım mesela. Yüzlerce kez dinlememe rağmen 4 tane yeni not aldım. Onun için herkesin emek vermesi gerekiyor, çaba göstermesi gerekiyor. Yani bu iş işte Telegram grubuna girip, Twitter'a girip işte efendim oradan bir tane hisse yakalayayım, buradan bir tane hisse yakalayayım da olacak işler değil. Bunların hepsi, biz yüzlerce hikaye dinledik. Yani her eğitim esasında bir hikaye. Her eğitimde yüzlerce hikayeler dinledik ve hepsi bunlarla dolu. Ve bunlara tevessül etmemek gerektiğinde öğreniyoruz, öğretiyoruz, anlatıyoruz. İnşallah bu çok güzel bir eğitim oldu. Çok güzel bir yayın oldu. Ben çok tebrik ederim. Hani bir 4-5 defa böyle bir yayın izlemiştim. Bence mükemmel ötesiydi. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bir de özellikle İTF hocama da çok teşekkür ederim. Yani gerçekten bir şey, bu programlar bir klas bir program oldu ve çok yukarı doğru, zirveye doğru giden bir program oldu. Yani arka sokaklardan sonra en çok biz dinleniyoruz Özkan abi. Evet, arka sokaklar serisinden sonra, Kurtlar Vadisi'nden sonra üçüncü gelirsiniz. Abi çok teşekkür ederim, çok onur ettiniz. Çok güzel, sağ olun. Turgut hocam, ben de müsaade edersen birkaç kelime edeyim. Sen ödemeyi yaptın mı abi? Mahsur kalmadı sonra. Yaptım ya. Yok, otoparktan çıkıyordum ya. Şey, 50 dakika dinleyemedim sadece havada olduğum için. Ama tamamdır. Uçak kalkışa geçene kadar dinledim. İnerken de açtım. Dolayısıyla hocam çok çok teşekkür ederim. İnanın bugün anlattıklarınızın kıymetini özellikle bilanço inceleyenlerin çok iyi bildiğini düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Çünkü bir şirketin bilançosunu anlamak, şirketi anlamak anlamına geliyor. Faaliyet raporlarını okuduğumuz zaman bu bahsettiğiniz rasyolar, EBITDA'lar, bunların ne anlama geldiği, neyin neyle değerlendirileceği çok çok kıymetli bilgilerdi. Ben çok teşekkür ederim. Çok istifade ettim. Sadece evet. O 50 dakika kayıp bende. Onu da gider gitmez YouTube'dan izleyeceğim. Çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Estağfurullah, ne demek. İnşallah faydalı olmuştur. Tabii bir anda canlı yayında bu tür şeyleri konuşmak da, söylemek istediğiniz çoğu şey aklınıza gelemeyebilir veya yanlış bir şey de söyleyebilirsiniz. Ağzımızdan kaçmış olan şeyler de olabilir. Ben şöyle bir sürçülisan ettiysem de bütün dinleyicilerden de özür dilerim. İnşallah faydalı olmuştur. Kafalarına takılan bir nokta varsa da gerek YouTube yayından veya buradan da sorudan da öğrenebildikleri veya eksik söylediğim bir nokta varsa da yazarlarsa da en azından onları düzeltmiş olalım veya önemsedikleri başka noktalar varsa da onların üzerine biraz daha hassasiyetle gidelim. Çünkü bilgi bilgiyi açıyor, yani el elden üstündür. Özkan hocam dedi ya, piyasada ben bildim, ben oldum diye bir şey yoktur. Herkesten çok farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Yani Hazreti Mevlana ne der bu konuda? Bir çobanı bile küçümsemeyin.
bilmiyorsa senden daha iyi koyun gütmesini biliyordur. O yüzden çok işten çok farklı şeyler öğrenebiliriz. Arkada bu konularla alakalı da meraklı arkadaşlarımız varsa ben bu tür şeylere açığım, diyorum ya, yüzlerce makalem vardır takip ettiğim, okudum. Üzerine bir şeyler koyarız. Bakarsınız başka bir yatırımcılara farklı bir kapı açar ve kazançlarına vesile olmuş olursunuz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok Turgut hocam, çok özür dileyerek hocamdan bir söz istesek ayıp olur mu? Hocam bize TFRS'yi, UFRS'yi bir anlatsanız bir günde. Böyle bir söz istesek sizden. Turgut hocam, haddimi aşmış olur muyum? Estağfurullah, hocamız karşımızda. Şöyle, UFRS'ye çok hakim değilim. O noktayla alakalı başka hocalarımız da vardır. Onlar benden daha fazla fayda sağlayabilirler. Ama ben size şu konuda en azından söz vereyim. İşte bugün teslim ettiğim makale enflasyon muhasebesi alakalı. Çünkü benim esas iştigal konum bunlar. Yani uluslararası finansal raporlama sistemine göre değerleme yaptığım bir müşterim veya şirketim olmadığından dolayı size sadece kitabi bilgileri anlatabilirim. Yani işin teorik kısmında bakın şöyle olursa şöyle şöyle olmuştur diyebileceğim geniş bir bilgiye sahip değilim, ama enflasyonun tablolar üzerinde ve meydana getirmiş olduğu tahribatı veya enflasyon muhasebesi sonucunda bu raporlama sistemlerine biz bunu dahil edersek işletmelerimizin şu anki bilançoları ile karşımıza çıkacak potansiyel muhtemel değerlerdeki bilançolar arasında ne kadar fark var ve bunlar bize nasıl yansır, bu konuda güzel bir çalışma yapabiliriz. Ama uluslararası finansal raporlama sistemine detaylarını anlatacak kadar hakim değilim Üstad. Hocam o zaman bu söylediğiniz daha güzel bir konu çıktı. Biz bilançoları enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra nasıl değerlendirebiliriz? Bu da çok kıymetli oldu. Benim söylediğimden daha önemli bir konu söylediniz hocam. Estağfurullah. Bunun için de söz alalım sizden. Yeniden bekleyelim. Eyvallah inşallah. İnşallah. Ya şimdi Mete abi ile Özkan hocam bizim aileye girdiler. Artık bizim aileye girdiler mi biliyorsun Hakan abi. Buradan çıkış yok. Gerekirse yapışacağız, çağıracağız abi takıldığımız yere. Ne yapalım, yapacak bir şey yok yani. Eyvallah. Tabii bak hocam var mı? Neden olmasın? Yeter ki birilerine faydamız olabilsin. Biz hocam ben hep söylüyorum. Özkan hocamın geldiği sohbetimiz mesela konu rekoru kırdı. Hani en çok madde konuşulan konu rekoru hala onda. İnanılmaz evet. Dönüşler oldu. Ve inanın öyle arkadaşlar yazdılar ki abi biz bunu ilk defa duyduk. Hani bunlar nerede anlatılıyor diye. Hatta yani. Yönlendirdik. Çünkü gerçekten piyasada hocam sadece belirli şeyler anlatılıyor. Mesela ben arkadaşlara şunu söylüyorum. Bir sohbetten eğer sıkılıyorsanız, sizi daraltmaya başlıyorsa sohbet, doğru yerdesiniz. Uyanın ve deyin ki ben doğru yerdeyim kardeşim. Ben hemen not almalıyım. Ben hemen bunları kaçırmamalıyım. Bu beni sıktığına göre demek ki bu adam doğru bir şeyler anlatıyor. Farklı bir şeyler anlatıyor demek lazım. Şu an durum evet. Gerçekten bu. Doğru. Ya bakın bizim şu avantajımız var. Yani finansal piyasaların her tarafındayız. Ve biz sadece kitap bilgilerle değil, başımızdan geçen, yapmış olduğumuz, tecrübe edinmiş olduğumuz olayları veya yorumlamaları anlatıyoruz. Yaşanmışlıklar var. Belki bunlar biraz etkili olmuştur. Yoksa cari oran bütün her yerde der ki 1,5 olması iyidir, 2 olması bize kabul edilir. 1 olsa ne olacak? 0,50 olsa ne olacak? Hadi gel de buna kitabi olarak cevap ver. Örneklerle anlatıyorsunuz. Bundan dolayı belki biraz da teveccüh bundan dolayı oluyor. Çünkü ben 97'den beri bu piyasanın içerisindeyim. Artı mesleğim icabı da belki bununla bir merakla alakalı bir durum. Bu noktada biraz kendimizi geliştirmeye çalıştık. Ve biraz da piyasanın dilinden konuşan insanlarız. Hiçbir zaman içinde öyle üstad olmadık çok şükür. Olmamız da biraz zor zaten. Yeter ki küçük yatırımcı bir şekilde bizim kadar hakim olamayabilir belki onlara, ama en azından sağlam ve geniş bir açıda bakabilsin derdindeyiz. Belki bundan dolayı biraz da ilgi çekiyor olabilir. Allah razı olsun hocam. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Varsa son sözlerinizi alalım hocam. Vedalaşalım, sonra biz devam edelim inşallah sohbete. Çok teşekkür ederim. Saat 11.30 oldu. Hakkınızı helal edin. Ben de eve gideyim artık. Geç oldu değil mi?